Dönen bir çemberin boşluklarından ışık hüzmesi süzülüyor alttaki çarkın ortasında yazan Nick Wade'in Türkiye yazısı havalanıp yıldızların önüne geçti. Bu filmin betimlemesi TRT tarafından Sesli Betimleme Derneği'ne yaptırılmıştır. www.seslibetimlemederneği.com Rasim Öztekin dazlak saçlarıyla makyaj odasında vehme olmaya hazırlanıyor. Özlem Türkat da gündelik hayatındaki görünümüyle gelip Rukiye karakterine büründü. Sıra Ahmet'te. Oyuncuların büyük bir kısmının isimleri kostüm odasında neşeli dans ederken görüntülerin altında yazıyor. Onlar da gündelik hayattaki görünümleriyle, bazıları da Çınaraltı Mahallesi'ndeki dizideki halleriyle. Filmi Rasim Öztekin, Rukiye Özlem Türkat, Ahmet Şorayozun, Gülden Ayşe Tolga, Nazlı Yasemin Conka, Ergun Serhat Kılıç, Çağatay Yeter Ayrık, Rutik Ali Hakan Bulut, Şahin Ceyhun Persoy, Elvan Begüm Öner, Niyazi Vural Çelik, Pastacı Sami Berat Yenilmez, Başkomiser Rıza Onur Dildar, Komiser Selahattin Yasin Kaya, Bekçi Bekir Hacı Ali Konuk, Foto Ana Suzan Kardeş, Bakkal Mehmet Ayber Katila, Balıkçı İdris Tahsin Taşkın, Kasap Bahtiyar Faruk Sofuoğlu, Belediye Başkanı Manav Mustafa Aşkın Şenol, Yıldız Özlem Balcı, Dilek Betül Berk, Susmuş Süleyman Aydın Sarmak, 46'lık Basri Mehmet Elmas, Kahveci Mesut Necmi Yapıcı, Nurten Tolunay Donat, Sağcı Alper Osman Büyükercan, Solcu Nevzat Eray Yasin Işık, Kurgu Cihan Güngören, Işık Şefi Şehmuz Cancan, Final Mix Orçun Çatar, Kostüm Tasarım ve Uygulama Özlem Çakır, Sanat Yönetmeni Cem Ülke İlker, Dekor Tasarım ve Uygulama Dilek Pınarcı Başak, Görüntü Yönetmeni Selçuk Ekmekçiler, Yapım Koordinatörü Arzu Tan, Genel Koordinatör Cesur Taş, Müzik Aydın Sarman Burcu Güven, Senaryo Murat Aras Birol Güven Eray Yasin Işık, Yapımcı Birol Güven, Yönetmen Mehmet Can Saçıntı. Gündüz vakti, Boğaz Köprüsü ve Kız Kulesi manzarası, pastanenin önünde bileme makinesiyle bıçak dileyen bir adam, kaldırımda çekirdek çitleyen çocuklar, Sami elindeki bıçakları da biletmek için bekliyor. Yaşayan sokaklarımız vardı eskiden. Evimizin bir parçası gibiydi sokaklar arabalarla dolmadan önce. Çocukların oynadığı, esnafın dertleştiği, insanların ayaküstü sohbetler ettiği canlı sokaklarımız vardı. Evimizden çıkıp hemen arabalarımıza binmezdik. Yürürdük, selamlaşırdık, hal hatır sorardık. Aşklarımızın, dostluklarımızın, küslüklerimizin, kavgalarımızın yaşayan bir parçasıydı sokaklarımız. Ali Dilek'in yukarı çektiği erzak sepetine çikolata koydu. Nurten balkona çıkınca Dilek çikolatayı sakladı ama gözünden kaçmadı. Alıp Ali'ye fırlattı. Çocuklar gülüyorlar. Ali çikolatayı yerden almış gidiyor. Şahin çocuklarla bir olmuş, direğin dibinden sırıtıyor. Sokağa iterek üç tekerlekli araba süren bir satıcı girdi. Arabanın kenarlarına şarkıcı posterleri yapıştırmış. Önünde de ailenizin kasetçisi yazıyor. Ergun dükkanın önüne çıkıp satıcıya ters ters baktıktan sonra devam et, devam et diye laf attı. Satıcı bir yandan giderken söylenerek yerden kırıp ellerini iki yana açtı. Ergun cama poster yapıştıracak ama Şahin kolonda oturduğundan yanaşamıyor. Bir çekil. Allah Allah. Müslüm Gürses'in Bir Yıldız Doğuyor film posterini Namusluyla Belalı Fedailer film posterinin arasına yapıştırdı. Şahin parmağını bastırarak üzerinde gezdirdi. Çek elini. Ha, onu güzel yap. Öyle acele acele yapma. Seni Sami'ye tebessüm ederek apartmanların kapısına gelip yönünü ona döndü. Hem abi. Ne yapayım ya? Aynı be ya, sen ne yapıyorsun? Aynı valla ha. Bunu şey yap, daha güzel yap. Ne yapayım ya? Aynı be ya. Vallahi lan. Defa apartmana giriyordu ki sokağa giren Necla görünce ya, geri döndü. Öyle ilgili yavaş. İyi günler, iyi günler Necla Hanım. Nasılsınız? İyi günler Tevfik Bey. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim, çok iyi. Muzaffer Bey nasıl? Teşekkür ederim. Çok iyi efendim. Çok iyi. Muzaffer Bey'e selamlarımı iletin lütfen. Baş üstüne efendim. Baş üstüne. Yenge Hanım. Ne yapıyorsunuz be? İyiyim, teşekkür ederim. Vallahi hiç gözükmüyorsunuz artık. Bir ara oraya gelip duruyordunuz. Neredesiniz? O bir aralarda efendim. Bir aralarda. Hoşçakalın. Fehmi Necla'nın arkasından gözlerini belertti. Sami'nin gülümseyerek bakmasına bile aldırmadan bozuntuyla apartmana girdi. Vallahi bunların dünürlerde kedi köpek gibi ıvrı kavga ediyorlar ha. Ivrı kavga ediyorlar. Kimden abi? Sana ne be ya? Sana ne dedim ben? Sen bak kişinin hani.
Çevirme. Bileyle, bileyle, bileyle ha. Ahmet yanında oturan Gülden'in elini öptü. Aşkım. Canım. Akşam annenleri yemeğe çağırdım. Çok iyi düşünmüşsün bir tanem. Buyursunlar tabii. Buyursunlar da şey düşündüm aşkım. Acaba sen de annenleri çağırsan da hani beraber yemek yesek. Sohbet etsek birazcık. Artık bu aradaki buzları erisek diyorum ya. Bu küskünlük bitsin artık aşkım. Onu da çok güzel düşünmüşsün bir tanem. De. Ben hatırlatayım, eğer annem gelirse annen gelmeyebilir. Ya da annen gelirse benim annem gelmeyebilir. Evet aşkım, bunun ben de farkındayım. Şey, onu düşünerek ben... Ya annemi çağırırken Rukiye annelerinin geleceğini söylemedim. Yani istersen sen de aynısını yap. Hani birbirlerinden haberleri olmasın. Anladım. Güzel. Gülden. Hı. Ya biz böyle kaş yapalım derken ne bileyim hani... ...daha iyi olsun derken Allah korusun daha kötü olmasın. Ay aşkım ne bileyim. Ay bunu düşünmek bile istemiyorum. Biz iyiye yoralım. Ne yapalım, oturup bekleyecek miyiz böyle senelerce küs kalmalarını? Buzlar erisin artık ya. Erisin. Bir şey yapmamız lazım. Doğru, evet. Haklısın. E sahi bunlar niye kavga etmişti? Rukiye. Efendim Fehmiciğim. Siz Necla Hanım'la niye küstünüz? Aman Fehmiciğim boş ver Allah aşkına. İleri geri konuşuyor işte. Ya boş veri var mı ya? Ya biz ya çocuklar evlendi, biz bir aile olduk artık ya. Aileyiz. Ya sokakta ben Necla Hanım'ı görüyorum, resmi resmi konuşuyor. Herkes de tuhaf tuhaf bakıyor bize ya. Baksınlar, bir şey olmaz. Çocuk gibisiniz desem, çocuklar bile küstükten sonra iki dakika sonra barışırlar, biter iş ya. Vallahi hiç kimse kusura bakmasın Fehmiciğim. Hayatta da barışma. Hiç kusura bakmasınlar. Ya barışacaklar, ya barışacaklar. Başka yolu yok. Barışsınlar. Ben de onu istiyorum. Tabii canım, niye canım bu? Barışsınlar tabii. Tamam aşkım. O zaman sen bir an önce git annenleri, yarın akşam yemeğe davetli olduklarını söyle, tamam mı? Söylerim, olur. Zaten doktora gideceğim ya, giderken uğrarım. Doktor? Evet. Aa, şu ürolog. Evet. Kendi yokmuş ama raporu bırakmış. Alırım ben de. Hı-hı. Bak göreceksin, sapasağlam çıkacağım. Biliyorum, biliyorum. Nereden biliyorsun? Neyi, neyi? Aa, hadi sen işe geç kalmıyor musun aşkım ya? Nereden, neyi biliyorsun sen? Ben bir şey bilmiyorum canım. Az önce şey dedim, biliyorum dedim. Hayır, biliyorum dedim. Yok, ayakkabı sakın. Dur, bırak ayakkabıyı, bırakın. Ya Gülden, nereden canım, biliyorsun? Ceketini al. Anahtarını unutma aşkım. Gülden diyorum. Neyi bilmiyorum? Bir şey bilmiyorum aşkım. Şey dedim. Al sen. Hadi. Hayırlı işler. Ya dur. Neyi biliyorsun? Nasıl bir şey bilmiyorum. Bak. Annenlere söylemeyi unutma. Neyi söyleyeceğim? Neyi biliyorsun sen? Bay bay aşkım. Metin terliklerini kenara alıp derin bir nefes çekti. Ardından gitmiş mi diye Kur'an'ı kapıya dayayıp odasına yöneldi. Sami pastaneden ters ters konumda oturan Şahin'e bakıyor. Şuna bak. Hala gözü burada bak. Ya onun gözünü patlattım. Hala akıllanamadı. Hala gözü burada böyle böyle okuyor ya. Usta bir de ben patlatayım bunun gözünü. Ya sonuçta askerde komandoydum ben de. Hadi ulan! Öyle patlatayım, atlatayım, ne oluyor bakayım. Bu meseleyi var götürür çözeceğiz, tamam mı? Hadi git şimdi. Sami abi. Bizim hesap ne kadar? Hemen azıcık hesaplayayım. O izinin çayla verme. Buna gerek yok. Sağ ol Sami abi. Ne demek, aşk olsun. İki kişiler. Nuşağını 120 lira ver, sana etler. Tamam. Heh. Buyur. Teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Ha, okey. Afer, ben sana bir şey soracağım. Yani bunu sormazsan şey olmaz. Ne de olsa ben senin bir büyüğünüm. Abin sayılırım. Yani söylemek istemezsen bunu anlarım. Estağfurullah Sami abi, söyle tabii. Ha, dışarı bak bakayım. Şahin'i gösterdi. Baktın mı? Hı. Plakçı Argun'un orada kim oturuyor? Rukiye ablanın yeğeni değil mi o? Evet. Bravo Allah. Şahin hemencik tanıdı. Aa güzel. Hele işte Şahin demiş ki, bana diyen Güclü'ye demiş ki, ben Ayfer'e sevdalandım demiş. Hı? Evet, ben de ilk duyunca hı dedim. Bunu acayip seviyorum demiş. Değil mi Güclü? Güclü'ye demiş yani. Evet, evet. Öyle dedi, evet. Ha, ben de bunu hemen duyunca, yani bunu duyunca öf dedim. Niye oluyor dedim. Hemen dedim öyle şey yapılmaz mı dedim. Bir an bir sorayım dedim. Bir kıza sorayım dedim. Belki dedim, kızın dedim görüştüğü biri vardır dedim. Değil mi? Ya bir kere bak, Şahin Almanyalıdır dedim. Bu dedim. Kültürlüdür, paralıdır.
Lidos'a arkasında böyle kocaman Almanya var. Acayip böyle İmilimen efendidir. Ondan sonra böyle memleketler görmüştür dedim. Nerede nasıl davranması gerektiğini bilir dedim. Ama dedim, gene dedim bunu dedim, kıza sormak lazım dedim. Onu dedim yani. Bu arada senin sözün mözü var mıydı? Yok, hiç kimse yok vallahi. Yok mu? Aa, güzel. İşte yani ben de öyle dedim yani. Ben hani şey yapayım dedim, seni bir hani bu konuda hani bir abin olaraktan, evli bir baban olaraktan uyarayım dedim. Ha, yanlış anlama. Uyarı derken yani kendisi acayip kültürlüdür. Ondan sonra askerliğini yapmıştır. Hiçbir manisi yoktur evlenmeye. Ondan sonra ne bileyim ben, ailesi Almanya'dadır. Acayip güzel yerler görmüştür. Değil mi? Çok kültürlüdür, akıllıdır. Bundan sonra böyle yerde nasıl davranacağını bilir. Bu artık gerisi sana kalmış yani. Bunun şeysi sende. Ben sadece bir büyüğün olaraktan yardımcı olayım dedim. Peki. Sağ ol Sami abi. Alper uzun saçlı kızın koluna girdi. Kapıya gelip durdular. Birbirlerine bakıp gülüşerek yola koyuldular. Alper köşeyi dönmeden durdu. Gülümseyerek Şahin'e dönüp baktı. Şahin ilgisiz. Alperler sokaktan ayrıldılar. Şahin dizlerini vurarak ayaklandı. Allah Allah ya. Bütün kızlar bana bakıyor. Gülüyor falan böyle. Çıbıl çıbıl gözleriyle falan böyle gülüyor. Yani ben böyle bir şey görmedim ya. Erol Taş babası ama ya. Kıymetimi bil benim. Gözünü seveyim ya. Dışımla oturup kollarını bağladı. Usta. Vallahi çok zekisin ya. Herhalde. Sen ustanı ne zannettin vaka? Ha? Şşt. Bana bak Güçlü. Eğer Ayfe buraya gelirse hemen azıcık Şahin'in yanına gideceksin, tamam mı? Ona diyeceğim. Bana bak, Afer diyeceksin, sana sevdalamış diyeceksin. Bu sana acayip hoşlanıyormuş diyeceksin. Ondan sonra bunlar da inşallah hemen böyle birbirlerinden hoşlanacak da sözünü canlı düğünü derken hop beraber Almanya'ya. İnşallah usta, inşallah. Ya zaten o salağa kız mı verilir ya? Orta ne? Ne oluyor? Ne oluyor? Ne mi okuyayım öyle hemen güneşe yeni bağıracağım pehlivanlar gibi? Hemen sarılıyorum bana. Ha? Hadi. Çek kendini işini yap. Pardon usta. Sami Şahin'e bir bakıp başını göğe kaldırdı. Allah. Ne kadar çok yağlardı. Niye olur bu sefer benim dualarımı kabul eyle? Niye olur uğruna sevdalansın? Ondan sonra da benim kızımı unutsun. Niye olur Allah'ım bu sefer beni geri çevirme. Amin. Şahin elleri cebinde. Sami'ye ne bakıyorsun diye kafa salladı. Sami ona sinir olup suratını ekşitti. Hadi haydi haydi. Ama oynadın silahla ya. Geç kalacağız. Hadi bakalım. İyi bir atışın ilk şartı temiz bir silahtır başkomiserim. Keşke siz de temizleseydiniz ya. Benim temizlememe gerek yok. Ben 25'te 25 vururum. Garanti. Niye? Ben Karadeniz Uşağı'yım. Ya keşke benim de bugün olsaydı. Ne güzel beraber giderdik. He, karakola da şimdi bir bakkal bakardı. Ya keşke bu atışlar daha sık olsa. Kölleniyoruz böyle başkomiserim. Ya Selahattin, Amerikan polisi var ya, her sabah atış talimi yapıyormuş biliyor musun? Ha, bizde de yılda iki defa. 25-25 toplam 50 kurşun. Neyse. Poligona gittiğimize değmez ya. Bak, iyi vura. En az 15 isabet bekliyorum senden, tamam mı? Herhalde yani Yusuf. Sicile işlenecek bunlar be. Başkomiserim, size de bol şanslar. Şans? Ne şansı ya? Benim şansa mansa ihtiyacım yok oğlum ya. Ben ne dedim, ben Karadeniz uşağı. Attığımı vururum, 25'te 25. Haydi haydi, hala bekliyoruz. Selahattin, ben sana bunları yolda anlatırım. Haydi bakalım. Gerek yok başkomiserim, gerek yok. Ben Muhittin Hoca'nın kitabını okuyorum başkomiserim. Şapkamı tak, şapkamı tak! Ben ona... Kabınını giyiyor. Tecrübe diyorum, o bana Muhittin Hoca'nın kitabı diyor ya. İyi sen beni dinlemeden görsün. Haydi, Selahattin haydi bakalım. Kabınını alıp Rıza'nın peşine düştü. Yusuf da çıktı. Bahtiyar biledirim, yapıştır bakayım sıcak sıcak. Yağ gibi kaysın anlıyor musun? Ya Mesut kardeş, sana bir şey diyeceğim ya. He. Ya bizim Memmoğlu var ya. Ee? Taksim'de pavyonda şef karsın olmuş. Ya sürekli diyor ki kardeş gelin misafir edeyim sizi ya. Gidelim bu akşam ne yapalım? Vallahi de. Ulan Bahtiyar. Çoktandır da pavyona gitmiyorduk ha. Ya iyi işte kardeş iyi işte. Solist de iyiymiş ha. Nur Bano. Nur Bano mu? Ya. Kardeş dansöz de varmış. Hadi be. Tabii ya. Tamam geliyorum. Vallahi mi kardeş? Evet. Allah'ına kurbanım seni ya. Oğlum ne kadar çok çiğdem yedin ya. Al, al sen de, al, tosun. Şişt, çocuğum,
Al bakayım. Sen de bunu iç. Çekirdek çitleyen Ali. Sinan'ın yanında. Yengeciğim bu da benden. Yavru yesin afiyetle. Çikolata. Ay çok teşekkür ederim Mehmet abi. Vallahi öyle de sever ki. Afiyet olsun, afiyet olsun. Bir. Kıza. Nereye gidiyorsunuz ha? Bir yere gitmiyor ya, korkma. O yıllık atış eğitimini yapmaya gidiyoruz, gidelim. Sen ne havaysın? Alışveriş, anlat. Tamam, evet. Hayırdır, ne atıyorsunuz? Kafa atıyoruz Emel. Biz emniyet teşkilatı olarak senede bir gün toplanıyoruz, bir Rus'a kafa atıyoruz. Aman Rıza, sakın sen atma ha. Vallahi bak uzak ula, başın acır, senin başın hassastır. Sonra beyin şişesi geçirirsin ha. Bak senin çavran var, boş ver onlar atsın. Yan boğazı patsam, beyin şişesini sen geçirdin anlaşılan. Ya saçmalama ya, ne kafa atması ya? Toplanacağız, silah atışı yapacağız. Dalanca lan atış yapacağız. Rıza, bak şey yapma sen. Bak uzak ula, silah milah atma. Bak silahın ters teper, koru kendini. Ya bir tanem ben bak silahım değil ama ben ters tepebilirim. Ben bu azip aslan. Lütfen ya. Biz tabancaların içinde büyüdük. Rıza bak gözün seveyim, dikkat et kadın alam. Lütfen hep aklım sende kal ya. Tamam katamı matamı alma şimdi. Selahattin çalış şu arabayı. Ne çalışmıyor başkomiserim? Yusuf. İt şu arabayı, it. Vallahi yakaladım sizi ha. Ah sen yakışıklın zaten Bekir. Hoş geldin. Niye yakaladın bizi? Selahattin dedi ki sen de gelebilirsen. Öyle mi? Selahattin Bey dediyse tamam. Selahattin Bey kusura bakma ya. Vallahi özür dilerim. Bir işe yarar bari. İç şu arabayı. Beşir. Emredersin başkomiserim. Ha, aferin. Bekir sivil kıyafetli. Selahattin direksiyonun başında. El atın, siz de el atın. Emel arkalarında dağılıyor. Mehmet bir şey söyleyerek yatıştırmaya çalıştı. Bahtiyar abi. Söyle kardeş. Akşam pavyona ben de geliyorum. Ben de. Sana ne oluyor ya? Ne var oğlum, ben de geliyorum. Sana ne oluyor yani? Allah Allah. Biz de eğleneceğiz. Bir içeriden kapıyı açtı. Ne haber? Ne haber anne? Ha, hoş geldin canım. Gel. Aç mısın? Yok değilim. Ha. Anne. Ha. Gülden müsaitseniz sizi yemeğe çağırıyor. Aa, bak sen bak. Beni şekerleme yaparken gözlerini açtı. Ahmet, hoş geldin oğlum. Babacığım. Ya ya. Nasılsın? İyiyim, sağ ol. Ustam babam. Vallahi maşallah yani bizi yemeğe çağıracak kadar yemek öğrendi. Anne, Gülden. Anne. Tabii, geliriz tabii. Gelmez miyiz? Geliriz. Geliriz tabii. Yani o da annesini babasını çağırsın, hep birlikte bir yemek yiyelim ya. O zaman hayatta gitmem Fehmiciğim. Öyle bir şey yok. Ben o zaman gerçekten gitmem yani. Yok yok yok, onlar yok anneciğim. Sadece siz. Olur mu Ayşe? Ha. Bizsek geliriz tabii. Geliyorsunuz geliriz. Babacığım, geliyorsunuz. Tamam, ben kaçtım. Tamam. Görüşürüz. Tamam çocuk. Alelacele ayakkabılarını giyip sıvıştı. Rukiye kapıyı kapatıp 10 karış suratla yerine geçti. Fehmi bakışlarıyla onu izliyor. Ya Rukiye, sen acayip değiştin ya. Su elin gibi bir tip oldun sen ya. Ne olur ben Dejda Hanım geliyorsa ben hayatta gelmem ha. Ne olur bu hayatta gelmem, ne oluyor ya? Fehmiciğim. Bu ailede bir tane soyalın varsa emin ol o ben değil. O Necda Hanım. İki elinde örgüsüyle ipini sertçe yanı başına koyup tavırlı örgüsüne odaklandı. Beni garipseyerek seyrediyor. Nein. Nein nicht. Er ist nicht hier. Telefon görüşmesi. Was? Was? Ja, ist mir egal ya. Tschüss. Ne diyor? Burada yok dedim. O da dedi ki olsun dedi. Gelince beni arasın mutlaka dedi. Allah Allah, hasbinallah. Kurtulamadık şu kadından ya. Cık. Ulan ne zormuş bu formalite evlenmesi. Evlenmesi ayrı zor, boşanması daha zor. Avukattan haber var mı ya usta? Yok, yarın gelecek yine. Yine bir şeyler imzalayacakmışım, bitmedi. Vallahi ne şanslısın Ergun Plak abi. Vallahi çok iyi şanslısın ha. Yani dua et, Nazlı okuyor. Okurken bu işleri hallediyorsun. Ama mezun oldu. Eğer sen boşanamazsan var ya. Ay bu kızı görünce içime bir neşe, bir coşku, bir sevinç. Sanki Beşiktaş şampiyon olmuşummuşçasına gibisine bir coşku oluyor içimde ya. Ne kadar güzel konuştun ha. Harika konuşuyorsun ama Beşiktaş şampiyon falan olamaz. Trabzon çok iyi gidiyor. Ya ağzıma vuruyor. Gördün değil mi? Vurdu. Böyle bir şey olur mu ya? Acıdı mı? Örüyor. Baksana çok acıyor ya. Vallahi ya ne yapacağını hiç bilmiyorum yani. Her an her şeyi yapabilirsin ve şu anda burayı terk ediyorum. Gideceğim yani. Ay, keseceğim kendimi. Gidiyor. Umama. Hoş geldin Nazlı canım.
Hoş bulduk. Gülüm. Gülüm. Ergun. Tamam. O tek ayağının kalkıp da Ergun deyişinden bir derdin olduğu belli. Söyle bakalım. Yok, derdim yoktu. Ben bir şey düşündüm de. Düşündün. O muhteşem, o üniversitelere giden de gelen, o dersleri tıkır tıkır geçen muhteşem beyninle bir şeyler mi düşündün? Evet, hani şöyle bir şey düşündüm ben. Hani ben demiştim ya, okul bitince evlenelim demiştim ya ben sana. Ha. Artık demiyorum. Nasıl? Yani neden demiyorum biliyor musun? Çünkü Gülden hem okuyor hem de evli yani. İkisini bir arada yapabiliyor. Ben de yapabilirim. Neyim eksik? Olmaz. Olur mu canım? Olmaz öyle şey. Olur mu öyle şey ya? Olmaz öyle şey. Niye olmuyormuş ya? Sen Gülden misin ya? Sen Gülden misin? Dersleri iyi mi ki Gülden'in? Ama Gülden... Neyse şimdi Gülden'in dedikodusunu yapmayalım da ben öyle bir şeye müsaade edemem. Öyle bir şeye ben müsaade etmem. Sen istesen bile öyle bir şeye ben müsaade etmem. Neden etmiyorsun yani? Ne demek neden? 6 ay var daha okulun bitmesine. Ben nasıl 6 ay daha bekleyeceğim? Ha, önemi yok yani bu 6 ayın. Bu 6 ayda neler öğreneceğini biliyor musun sen? Bu 6 ayda o okulda neler öğreneceğini biliyor musun sen? Ki benim eğitim öğretime nasıl önemsediğimi nasıl da bilirsin? Ben kendim bizzat kendim açık öğretim fakültesine devam ederken kız arkadaşının nişanlısını okulunu bitirtmeden evlendirtmem. Ama Ergun'cum yani ama... Tamam kapandı bu konu. Hayır bak bir şey söyleyeceğim. Aa, ama yani televizyondan izleyebiliyorsun. Ondan sonra da mektupla sınavlarını verebiliyorsun yani. Niye böyle bir şey yapamıyorum? Ben yapabilirim. Ben tasvip etmiyorum. Özellikle tasvibi kullanıyorum. Tasvip etmiyorum. Kesinlikle onaylamıyorum. Hiç doğru değil ya. Hiç doğru değil. Böyle bir şey olabilir mi ya? Bir öğrenci okulu bitirmeden... Nasıl şeylermiş bunlar yani? Genç bir erkek müşteri içeri girdi. Bekliyor. Nazlı galiba çıkman lazım. Abi Michael Jackson'ın kaseti var mıydı? O zaman sonra mı konuşacağız? Galiba. Galiba benim yüzümden değil canım, görmüyor musun? Bir durum var yani. Tamam görüşürüz ulan. Hadi bakalım canım. Canım sevgi kelebeğim. Bir tanem. Canımsın. Ya gel buraya gel, sen nasıl güzel bir müşterisin. Sen daha önce geldin mi ya? Hayır. İlk defa, çünkü ben seni görsem unutmam. Çünkü unutulacak gibi değilsin. Ne girişin, ne duruşun, ne de soruşun. Yalnız şunun altını çizeyim. Ergun plakta çalınmayan şarkı henüz bestelenmemiştir. Michael Jackson olmaz olur mu ya? Kurban olsun sana. Öyle yani işte ben de bugünlerde bunu okuyorum. Montaigne, denemeler. Çok güzel. İyi, sen bitirince ben de alabilir miyim? Olur. Ya da dur, biraz bekle, ben yazayım, benim yazdıklarımı okursun, denemeleri. İyi, o da olur. Ha? Çünkü deneme güzel bir konu, ben sevdim. Şöyle, mesela bir konu seçiyorsun, onunla ilgili fikirlerini yazıyorsun, çok güzel. Acaba ilk denemen neyle ilgili olacak? Ne? Yani, bence aşk ve evlilik olsun. Güzel bir konu. Yani herkesi ilgilendiren bir konu. İlgi çekici olur, okunur. Ya benim aşk ve evlilik. Bakalım. Ben konuyla ilgili notlar almaya başlayayım. Tamam. Hatta aşk ve evlilik. Olur. Güzel. Fikir verdiğin için sağ ol. Babam. Çağataylar köşe başındalar. Merhaba babacığım. Merhaba susmuş abi. Ben bitireyim sana veririm kader tamam. Kitabı. Tamam Çağatay. Kitabı ben. Susmuş kitabı Çağatay'ın elinden alıp şöyle bir adına baktı. Ardından arka kapağını açıp kabının iç cebinden bir kalem çıkardı. Kader gerildi. Çağatay şaşkın. Susmuş arka sayfaya bir şeyler yazıyor. Kader bluzunun üzerine krem rengi vatkalı uzun bir ceket giymiş. Çağatay her zamanki gibi eşofmanlarıyla. Çağatay olduğu yerde ne yazdığına bakmaya çalışıyor. Kader gerildikçe gerildi, sıkıntıdan ellerini ovuşturuyor. Susmuş kitabı Çağatay'ın elindeki defterin üzerine koyup kalemi cebine soktu. Babacığım ben de manavdan bir şeyler alacaktım. İstersen birlikte gidelim. Belki senin canını da istediği bir şeyler vardır.
Altay arkalarından bakarak uzaklaşmalarını bekledi. Kitabı açtı. Susmuş'un yazdığı yazıyı okuyor. Aşk acılı bir yolculuktur. Güçlü değilsen deneme. Deneme, deneme. Aşk. Aydan uzun saçlı kızla sokağa girip Şahin'e gülümseyerek önünden geçti. Şahin ile Ahmet plakçının önündeler. Şahin Alper'in bakışlarından huzursuz oldu. Ya ne? Ahmet abi ya yani eminden beri hep böyle bakıp bakıp giliyorlar. O kız var ya giliye böyle geçiyor yani önümden. Demek ki önce sen baktın ki onlar da bakıyor oğlum. Yok Ahmet abi ben hiçbir şeye bakmadım vallahi bakmadım. Oğlum bir kızın işte bakması cevap niteliğindedir. Demek ki ortada bir soru var böyle. Soran bir bakış var ki onlar da cevaben gülmüşler. Öyle bir durum yani. Ya yok yok Nihti ben hiçbir şeye bakmadım ya. Hem ben bakar mıyım? Ben bir soru sorar mıyım öyle bir şey? Cevap vermem ki benim elvanım var ya. Elvan deme. Ne? Elvan deme Şahin. Sami abiyi biliyorsun. Gelip ağzını burnunu kırıyor. Ondan sonra biz papaz oluyoruz adamlar. Bari sen deme be Ahmet abi. Yıllarca koştun peşinden Gülden'in peşinden koştun. Sonra evlendiniz yani. Herkes desin de sen deme bari ya. Ergun yanlarına çıktı. Affedersin. Bak Saf bak. Bak anca çene konuşuyor. Anca çene konuşuyor. Takır takır konuşuyor. Çenen değil elin konuşsun. Hadi. Hadi iki çay kap gel. Fırla. Fırla. El konuşmaz ki bir kere ya. Ağız konuşur. Pek size ya. Vallahi pek size anlamıyorum ya. Saç saç sakala karışmışsın da. Ergun Bulak abi ben size çay getireyim. Allah Allah. Ben böyle bir şey görmedim. Hastalık bu adam bu. Bayağı yaşlı emekliler gibi söyleniyor ya. İçi geçti çocuğum vallahi aşk. Böyle bir şey işte oğlum. Senden ne haber kayınço? İyidir senden. İyi. Ne oldu doktor sonucu? Arıza marıza? Arıza marıza yok kardeşim. Arıza marıza yok. Tamam babacığım. Tamam. Sakin ol Rambo. Okey. Birazdan gidip alacağım raporu. Al ya. Al artık şu raporu ya. Al artık şu raporu. Sok şu mahallenin gözüne. Alın lan be. Ben aslanım. Ben erkeğim. Ergun, zevzeklik etme. Ya tamam oğlum. Zevzeklik etme. Tamam ya tamam. Zevzeklik etme. Ya tamam Allah Allah şaka yapıyoruz ya. Hayret bir şey. Sen de bir evlendin daha bir dertli oldun be. Vallahi billahi ya. Evlenmeden önce daha keyifliydim. Bu ne ya? Bir yüzün gülsün ya. Bir yüzün gülsün. Gergin gergin. Oğlum evlenmeden önce tek derdim Gülden'di. Şimdi öyle değil ki. Anneler, babalar, bütün aile. Mesela anneleri barıştırmak için... Akşam evde yemek vereceğiz. Bakalım ne olacak? Nazlı geliyor mu? Geliyor tabii oğlum. Ben? Ya Ergun gel diyeceğim de çok kalabayız be oğlum ya. Tamam kalabalık oğlum ne olacak? Kalabalık ya. Kalabalık. Ben de halledeyim abi geleyim ben de ya. Ne olacak? Hiç sorun değil. Oğlum şimdi annelerle, yani anneleri barıştıracağız falan. Kalabalık olacağız yani. Yapmayın ama ya yapmayın. Ben nişanlıyım ya. Ben de gelin nişanlının orada koltuklardan birine biz de oturalım ya. Ne var bende? Ailelerim artık bak. Senin annenlerin derdi. Aha da vallahi beni gerdi. Ben onun için gelmek istiyorum yani. Annelerimizin, analarımızın... Tamam oğlum tamam ya tamam ya. Ne adamsın ya. Allah Allah. İyi tamam gel sen de gel. Ah eyvallah. Adaranda. Yemekleri Gülden mi yapıyor? Herhalde Gülden yapacak oğlum. Ya ben şart değil benim gelmem. Ergun. Allah. Şaka yapıyorum oğlum, şaka yapıyorum. Deli misin ben? Yengemin... pide yaptırabiliriz ya. İçi böyle zengin, gani gani dolduralım. Vallahi herkese de... Gelme oğlum, tamam. gelme. Aa, tamam ya. Sen gelme. Tamam, yarın gelmiyorsun. Gel bir sarılalım. Hadi. Gelme ya, hadi ne sarılacağım? Hadi gel sarılalım. Ya hadi kalk ya. Çay ya. Söyledim. Hadi git. Ha? Evet ya. Gidiyordu, gel, topla gel, topla gel, topla gel. Öyle gel, öyle gel. Gel, 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 gel. Kucaklaştılar. Oğlum abartma ya, abartma. Ne bu, ne bu anlamıyorum ya. Allah Allah. Bir sarılmalar, bir kavramalar. Allah Allah ya. Hadi be oğlum iki çay getireceksin ya. Aydın dükkana girip geri çıktı. Şahin elleri boş. Gelip köz köz dükkana girdi. İki dakika, sen hiç karışma. Sen hiç karışma. İki dakika geliyorum. Hemen geliyorum. Vallahi hemen geliyorum. Nazlı Gülden nerede? Gülden yemek kitabının sayfalarına bakınıyor. Diyorum ki hemen evlenelim Ergun'cum diyorum. O da okulu bahane ediyor. Yani aslında onun benden daha hevesli olması gerekiyor ama hevesli olmuyor ya. Ben bunu merak ediyorum. Neden hevesli olmuyor acaba? Anlamıyorum yani ben bunu. Ay. Sence neden olmuyor hevesli? Neden olmuyor Gülden?
Acaba hindi dolma mı yapsam ya? Yok, çok yeni yıl yemeği değil mi Nazlı? Ay ne yapacağıma karar veremedim ya. Sen beni dinlemiyor musun Gülden? Ne? Ay Nazlı ya, benim daha büyük derdim var. Misafir çağırdım, yemek yapmayı bilmiyorum. Sen de şey yapıyorsun, sonra konuşsak olmaz mı? Ay ne bağırıyorsun? Nasıl istiyorsan öyle yap. En iyi bildiğin yemeği yap o zaman, olsun bitsin gitsin yani. Evet tamam yani, akşam yemeğinde de omlet yapamazsın herhalde yani. Biliyorum. Aa, hatırlıyor musun bir kere Rukiye anneden tarif almıştım da seviyor diye Ahmet şey yapmıştım. Beğenmedi mi kahveyi? Beğenmedi. Güzel. Kuru fasulye yapmıştım hatırlıyorsan ama olmaz şimdi o değil mi? Ya bence senin akşam yemeğinden daha ciddi bir sorunun var. Ne? 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 Çünkü ikisini birden çağırıyorsun ve ikisi de birbirini göreceğini bilmiyor. Bence bunu söylemelisin Gülden. Akıllım, ikisinin geleceğini söyler miyim? Tabii ki biliyorum, söylersem gelmeyeceklerini. O yüzden de söylemedik zaten. Tamam, sen bilirsin. Hı? Niye kavga etmişti onlar ya? Ay hatırlamıyorum bile. Sürekli kavga ediyorlar zaten. Hı. Ah, buldum. Tavuk madalyonları. Bak. Madalyon mu? Madalyon evet. Nasıl yapılıyormuş o? Tavuk filetoları iyice açıyormuşsun, içine ıspanak koyuyormuşsun. Sonra sarıyorsun. Ben bunu yaparım. Evet. İstersen şey yap sen Güldencim ya, kuru fasulye yap. Yani o fikre geri dön çünkü neden biliyor musun? Yaptın ya o yemeği daha önce, ondan şey yapıyorum ben yani. Aa yok, ben bunu yapacağım. Hem benim annem sever öyle süslü püslü yemekleri. Görsün bakalım kızı onu nasıl bir sofra kuracakmış. Güldencim ya. Heh. Ergun da gelsin mi yemeğe? Düşün sen bunu yani. Butik. Var ya nasıl heyecanlıyım biliyor musun? Akşam pavyona gidiyoruz ya. Bana her şeyi de Sinancığım. Ama pavyona gidiyoruz deme abicim, ne olur lütfen. Kardeşim, biz burada demin konuşmadık mı? Pavyona gideceğiz demedik mi? Niye heyecanlanmıyorum ben anlamadım. Oğlum, akşam dansöz de varmış. Ben dansöz için mi oraya gidiyorum Sinan? Dansöz için mi gidiyorum ben oraya? Ben derdim için gidiyorum Sinan. Dertliyim ben. Dert var bende. Dert için gidiyorum oraya. Ya Dilek'in annesi yukarıdan böyle balkondan eline ne geçiyorsa çatır çatır kafama başıma atıp duruyor. Dertliyim ben Sinan. Dertliyim. Kardeşim. Efendim? Dansözü görünce hepsini unutursun. Harbi mi? Harbi. Vallahi mi? İki oynar böyle kırdır. Nasıl yapar? Böyle. Gerçekten kırıyor. Nasıl? Böyle işte yapar. Tamam. Hepsini unutursun. Sen yapma Sinan, tamam. Sen yapma. Kocacığım, bak altta karnabahar var, ortada pilav, en üstte de sen çok seversin hoşaf var. Ama bak hepsini bitir, tamam mı kocacığım? Tamam, bitiririm. Sen merak etme. Ha, hayatım akşama aç gel. Çok güzel karnıyarık yaptım. He, karnıyarık ha? Hı hı. Ama olsun ya, sen beni yemeğe bekleme Yıldız. Ben bu akşam gelmeyeceğim, yani biraz geç geleceğim. Neden Mesut? Arkadaşlar şey yaptı ya, çok ısrar ettiler. Meyhaneye gideceğiz ya onlarla. Ay Mesut. Of Mesut ya. Biz seninle ne zaman bir baş başa yemek yiyebileceğiz? Bir baş başa seninle televizyon izleyebileceğiz? Allah Allah. Allah Allah. Sesini yükseltme kızım. Milletin içinde. 40 yılın başı ya. Allah Allah. Bırak. Biz de biraz nefes alalım ya. İyi. Al Mesut sen. Nefesini al. Ben zaten bu dünyada evli olup da tek başına yaşayan tek kadınım. Kızım. Yani duyan da seni Robinson Crusoe sanacak ha. Robinson Crusoe'nun bile cuması var. Kızım tamam bak onun cuması var, benim cumam var mı? Benim ne cumam var, ne cumartesim var, ne pazarım var, ne bayramım var, ne sayranım var, ne yılbaşım var. Hep burada çalışıyorum ya. Bırak nefes alayım ya. Al nefes sen. Sen nefesini al, ben de sen nefes alırken evde tek başıma boğulayım Mesut. Allah Allah kızım çalışıyoruz işte, işimizdeyiz, gücümüzdeyiz ya. Daha ne istiyorsun anlamadım ki. Adamı tam etmek için yaratılmış bu kadınlar ya. Hayret bir şey ya. Rafik alalım bunu. Koy bakayım içeri. Rafik sefertasını alıp içeri girdi. Çağatay masada elinde kalemle. Evlilik kadının kocasıyla, kocasının da arkadaşlarıyla olmak istediği kurum. Aklından geçenleri hemen yazmaya koyuldu. Polis aracı karakola yönelip Belgrad'ın önündeki Sinan'la Bilal'in önünde durdu. Sinan ayağa kalktı. Merakla Bilal'le bakıştılar. Rıza burnundan soluyarak araçtan indi. Ters arka koltuktaki Bekir'e bakıyor. Selahattin Rıza'nın gazabına uğramamak için sessizce indi araçtan. Rıza biraz ilerleyip durdu. Bekir'e öfkeyle baktıktan sonra aracın ön tekerini tekmeleyip karakolun kapısına yöneldi.
içeri girmeden bir kez daha dönüp yeniden Bekir'e baktı. Bekir örgü örüyor. Nurten tıkınıyor. Emel ise isyanlarda peçeteyle yerleniyor. Ay bitmedi mi şu atış şeysi? Eğitimi miydi neydi? Ay kalbim dayanmayacak artık. Ay uzak olaya vurulursa bu adam. Emel'ciğim. Güzel kardeşciğiz, bak neden vurulsun? Eğitim diyorsun. Adı üstünde önlemi de almışlardır herhalde değil mi? Ay iyi değilsin, hoş değilsin de Rukiye abla. Bak silahın olduğu yerde kaza da olur ha. Hem bir kere ayağından vurulmuştu. Ay şimdi ya başka bir yerinden neyin vurulursa. Ay. Ay kıyamam kız Emel. Vallahi senin işin zor. Sen çok pimpiriklisin annem bak. Bu kadar pimpirikli olursan ona buna yanmasan sen herkesten önce gidersin diyeyim ben sana yani. Şimdi şöyle evvelce ay sen gönlünü rahat tut be. Ama bu, hiçbir şeycikler olmaz bu eğitimmiş. Ayrıca bak şükredeceksin neden? Devlet memuru kocam var. Çok şükür maaşı belli, SSK'sı belli, sigortası belli, güvencesi var değil mi? Hayır Rukiye abla tamam şimdi senin kocan muhtar ya kafan rahat. Çok çok başına gelse gelse damga vururken eline mürekkep ulaşır. Tek tehlike o. Allah'ım ben ne edeceğim? Emel'cim şimdi sen böyle tek tek mürekkep falan diyorsun ama o dediğin mürekkep lekesi gelse ne kadar zor çıkan bir leke sen biliyor musun onu? Bakma bana öyle ben demiyorum konu komşu diyor. Selahattin masasında Betül'le kısımlaşırken Yusuf'a girdi. Ya sonuçlar ne oldu? Kaç vurdunuz? Vallahi ben 19 vurdum Yusuf. Vay bravo Selahattin. Yusuf sağ ol. Bana da attırdılar. Ben de 20'de 15 vurdum. E bravo Bekir. Yani bekçi olmana rağmen çok iyi sonuç bence. Kızlar kızarıp bozarıyor. Başkomiserim siz kaç vurdunuz? Başkomiserim. He? Siz kaç vurdunuz başkomiserim? He? Kaç vurdunuz? Başkomiserim. Ne oldu Yusuf? Kaç vurdunuz? Yani kaç tane atış yaptınız? He? Ya ben burada bir şey okumuyorum Yusuf. Okuyorsun. Ben burada bir şey okuyorum. Vurmak nedir ya? Ne? Söyle ne? Ama bir şey okuyorum ben buradan ama. Pardon başkomiserim. Sessizlik. Burada çalışıyoruz herhalde. Bekir eliyle beş yaptı. Ya ne vuracaksın? Ya çak yapmadın mı Bekir? Ya ben şeyi işaret ettim. Bir şeyi bak. Neyi? Beş. Bu kaç? Beş. Bak onu işaret ettim. Ne? Beş mi? Sadece beş. Ya başkomiserim 25'te 5 mi vurdun? He? Başkomiserim 25 atışta sadece 5 tane mi vurdunuz? İşiniz gücünüz rivrivriv. Yok mu sizin işiniz gücünüz? Var işte rivrivriv. Ben çıkayım başkomiserim. Dışarı. Çık. Yusuf. Yusuf. Yusuf çıktı. Kızlar ceketini çıkartırken bakışlarını Bekir'e dikti. Ey hadi Selahattin ben de gideyim. Çak mı beşlik? Başkomiserim. Başkomiserim. Siz de bir beşlik çakın. Vallahi iyi çakın. Bir beşlik çakarım sana onu görürsün ha. Dışarı. Çıkayım mı? Çık! Neyse ben de yavaş yavaş çıkayım. Saat 5 olsa da kahvede bir 5 çayı içsem. Şapkasını Bekir'e fırlattı. Şapkamı bana ver. Dışarı, Selahattin! Selahattin'e fırlattı. Dışarı! Ver onu! Hadi Selahattin sen de gel 5 çayını. Yok Bekir sen git. Benden de 5 tane şeker at. Ya ben at. Bir kere 15 tane atarım. Karavanı çıvayım ben. Çık. Ile beraber masadan Selahattin'in şapkasını da aldı. Al şapkını. Bekir'le Selahattin çıktılar. Bu sefer de Emel girdi. Ay Rızam iyi. Sağ salim dönmüşsün. Nasıl? Vurabildin mi bütün hedefleri? He? Şapkasını atarak masaya bıraktı. Rızam ne oldu? Sırtını duvara verdi. Kremetini gevşetiyor. Ne ettin? Şahin dükkanın önünde dikiliyor. Mefer'le uzun saçlı kız sokağa girip önünden geçtiler. Mefer gülümseyerek bakış attı. Şahin yine ilgisiz. Güçlü Alper'i görüp Şahin'in yanına koştu. Şahin, heh. Bu kız senden hoşlanıyor ha. He. Cazibe işte oğlum ya ne yapacaksın? Ya geçen gün duydum. Şu Almancı çocuktan çok hoşlanıyorum. Keşke arkadaşlık teklif falan etse bana diyordu. He. O mu dedi ya? Ha, kendi kulaklarımla duydum ya.
Ya zaten bu kız neden sürekli bizim pastaneye geliyor sanıyorsun sen? Seni görmeye geliyor oğlum. Eyvah. Ha, hadi ya. Şişt, ne var? Bence sen bu kızla evlenirsin. Nasıl ya? Olur mu öyle? Saçmalama. Benim maaşım var, Elvan'ım var. Ne diyorsun? Sen ne biçim konuşuyorsun benimle? Ya kardeşim, Elvan sana yar olmaz. Hem bak burada hazırı var. Kız seviyor seni. Sen git bir konuş onunla. Doğru söylüyorsun ha. Ben onunla bir konuşayım. Konuş, konuş. Ben onunla konuşurum ama tek bir şey söylerim. Benim derim peşin al, o açma. Ben başkasını seviyorum. Git buradan derim. Uzaklaş, uzaklaş derim. Ya onu da konuşursun sen. Bak bu kız zaten her sabah geliyor bizim pastaneye. Ya tamam, ya tamam. Kalabalık etme buraya. Hadi git. İşine bak, gücüne bak tamam, ya. Tamam bak. Sen de yarın sabah gelirsin ha, tamam mı? Tamam ya, git buradan. Tamam, tamam. Hadi. Kolay gelsin. Tamam, hadi senin gelsin. Ne yapacağız ya? Başımıza bela olacak, yemin ediyorum ya. Rıza koltuğuna yayılmış, kravatında cüllü oynuyor. Rıza. Rıza. Niye sus sus oturuyorsun ha? He? Ne oldu? Ya yok bir şey, yok bir şey. Bir şey yok. İşte kravatıma bakıyor. Ne oldu ha? Vuramadın yoksa? Enişte bana şu silahını bir verebilir misin? Ne desin o silahı? Ya eniştem atış taliminde 25'te 5 mi ne vurmuş? Neyse bak, millet de şimdi tutturmuş böyle karavanacı, karavanacı. Yok karavanacı, ana kız. Sinirimi de söyleyemedim ha, kayınçosu diye. Artık ağrıma gitmeye başladı. Bir silah ver, bir gözlerini korkutayım. Kimse benim enişteme karavanacı diyemez abla, hayır. Hemen sus diye çimdikledi. Şu, Nikako. Çıkışarı. Çıkışarı yoksun seni ulazan bak. Acaba isabet ettirebilir misin? Acaba. Rıza belinden silahını çıkardı. Rıza ne dedin ya? Dur Rıza! Ya abla, biraz zaten 25'te 5 vurmuş. Nasıl vursun beni? Tutturamayabilir. Ya. Bakalım tutturabilir miyim? Rıza kurbanım, git ha soyka. Tamam Rıza, şey etme onu. Koy uzak uzak, ters teper bak. Ateş etmiş gibi namluyu üfleyip yerine soktu. Bismillah. Emel kalbine vurarak oturdu. Ya Rıza. Hem bana bak, az vurma ne iyi olur ha. İnşallah ya Rabbim seni şu polislikten çıkartırlar. Ha? Vallahi daha güvenli bir iş bulursun. Hem Çağ'a da babasız büyümez, fena mı? Bence mantıklı olan o. 5 çok az bence. Rıza'nın sabri taşsa da karşısındaki Emel olduğundan eli kolu bağlı kaldı. Şapkasını da kaptı ama fırlatmak ne mümkün. Akşam vakti gökyüzünde dolunay. Dilden kapıyı açtı. Ahmet kendi girmeden dudağını uzattı. Dilden yanak verdi. Ahmet elinde zarfla girdi. Ne haber? Hoş geldin aşkım. Bir daha öpeyim. Alayım ceketini. Önce raporu takdim edelim. Buyurun, doktor raporu şöyle yazıyor. Ahmet Özdemir'in, yani ben oluyorum, baba olmasında fiziksel olarak hiçbir engel bulunmamaktadır. Nokta. Aşkım aşk olsun ya. Ben sana bir yerim mi eksik dedim, bana böyle hava atıyorsun? Yok canım, tamam işte. Yani bir bende sorun yokmuş. Doktor da bunu belgeledi. Şimdi muayene sırası sende. İyi ama bence artık benim muayene olmama gerek yok. Gülden bak. Tamam ben zor gittim. Hani zorlanıyor insan, tamam ama şimdi ben sıramı savdım. Senin de sıranı savman gerekiyor. Yani bir sorun varsa bilmemiz gerekiyor. Bu çocuk işi çok uzadı. Tıp da artık çok ilerledi. İlerledi aşkım. Evet, artık bunu çözmemiz lazım. Ama işte diyorum ya sana, benim artık muayene olmama gerek yok bence. Ya Gülden, ne demek muayene olmama gerek? Gerek yok aşkım. Ahmet ne demek istediğini anlamış gibi sorarcasına gözlerini kısıp bakışlarını dikti. Yani hamile misin? Sen hamile misin? Bir iki gün namif dersek daha net bir cevap verebilirim aşkım. Dur. Ne diyorsun sen ya? Aşkım bir iki gün bekleyelim. Sonra test yaparız. Tamam. Bekleriz. Allah! Bence kesin hamilesin. Aşkım. Hamile gibi görünüyor. Aşkım diyorum ya sana, daha net değil. Bir iki güne netleşecek. Bekleriz. Allah! Kucağını aldı, döndürüyor. Bir tanem. Ama net değil bak. Daha belli değil. Kaşıkların en güzelisin sen. Dur bakalım. Hamile gibi bakıyorsun. Yeniden kaldırdı, döndürüyor. Evi Rukiye ve Şahin çaylarını almış, televizyon seyrediyorlar. Çağatay nerede Çağatay? Odasında Femciğim. Kız nerede?
odasında. Ne yapıyorlar odalarında ya? He? Ne işi var odalarında ya? Allah Allah. Ya ev kalabalık olsun diye bu kadar çocuk yaptık. Orada da kimse yok. Ay ben... Aa enişte, vallahi kalbim kırılıyor şimdi. Ben varım enişte ya. Ben varım, Şahin burada ya. Beni beğenmiyor mu ya enişte? İşte ya, kala kala buna kaldık. Şuraya bak. Olaya bak ya. Bebeciğim, gideceğiz ya yarın Ahmet'e yemeğe. O hepsi orada olacak. Güzel, doya doya seversin artık hepsini. Ya tamam da odalarında ne işleri var ya? Şimdi boşa ışık yapıyorlar orada. Durdukları yerde sarfiyat ya. Ay, Çağatay hala yazı mı yazıyor, ne yapıyor? Yo enişte, deneme yazıyor işte odasında, deneme. Ne deniyor ya? Denedi işte, yazdı bitti. Daha hala neyi deniyor? Ya enişte, deneme öyle bir şey değil. Deneme edebiyatta bir yazı türüymüş. Ben de bilmiyorum ama öyle bir şeymiş. Nazlı, Çağatay! Gel çocuğum, bak baban çağırıyor. Gelir Aşrife. Bikini'nin gözü televizyonda. Ne? Hep sana asıl ya. Pöf size ya. Ben böyle bir şey görmüyorum. Tek bir tane kanal var, başka bir şey yok ya. Almanya'da ne güzeldi ya. Böyle çevirip çevirip başka kanallara bakıyordun. Çok kanal vardı yani Almanya'da. Yalıştı sana ya işte. Keşke babanla gitseydin sen de ya. Ya işte, ben Elvan'ımı almadan var ya şuradan şuraya... Ben şuraya gitmem bak, şuraya gitmem. Hatta oraya hiç gitmem. Antre. Hala Elvan diyor ya. Devamlı dikkat ediyorum, Elvan diyor ya. Hala. Sen... Yok, sinirlenmiyorum. Hiç... Yok, üstüne. Yok, yok, sinirlenmiyorum. Aa, yok, yok. Allah korusun, kısır dön. Efendim baba, beni çağırmışsın. Ha, çocuğum gel otur şöyle, Allah Allah. Bir yüzünüzü görelim, bir sohbet edelim, bir şey yapalım. Oturmayın odanızda, değil mi Fehmiciğim? Nazlı gülümsüzce Şahin'in yanına oturdu. Evet, hadi tamam, beni çağırdınız sohbet edelim diye geldim. Konu ne? Ne konusu ya? Ya sohbet konusu, konu ne yani? Evet, ha hemen şimdi konuyu söylüyorum ben, konuşu. Ne zaman evleniyorsunuz siz? Ya Nazlı evlenmek istiyor da... Ergun abi de plakta bir sıkıntılar var, ne var bilmiyorum ben de. Ne sıkıntısı? Vallahi... Çay koyayım ben o zaman. Şey... Evet, evet ya, tam öpavet. Ben de Çağatay'a bir bakayım ne yapıyor. Ne sıkıntısı var çocuğum? Anlatacağım. Nazlı mutfağa Şahin odaya gitti. Teyip Ahmet açtı. İştahla göbek atıyor. Oh be, sonunda çocuğumuz oluyor. Aşkım diyorum ya sana, daha kesin değil, dur. Nasıl? Oh be, oh, ah! Sana bir şey söyleyeceğim. Lütfen kimseye hamile falan deme mahallede, tamam mı? Demem, demem, demem. Aşkım bak, 3 ayı bekleyeceğiz, ondan sonra hamile olduğunu söyleyeceğim. Tamam, tamam canım, benden laf çıkmaz, benden laf çıkmaz, oh be. İyi, hadi o zaman yemek yiyelim. Ne? Otur, 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 ne otur, otur, lütfen, lütfen, lütfen. Lütfen, lütfen. Sen artık... Sen iki canlısın. Otur, yorulmanı istemiyorum. Her şeyi ben halledeceğim, tamam mı? Her şeyi ben halledeceğim. Neyi halledeceksin aşkım, anlamadım. Yemek demedin mi sen? Evet. Tamam, yemeği ben halledeceğim. Hallet. Niye böyle duruyorsun sen? Uzansana, ne olur. Ne yapayım? Yastık al arkana. İyiyim. Yalvarıyorum. Yalvarıyorum. Yastık al, rahat ol. Derin derin nefes al, şöyle. Ne nefesi? Derin derin nefes al. Aşkım doğum mu yapıyorum, ne derin nefesi? Ya tamam, iki kişisin artık. Senin bol bol oksijene ihtiyacın var. Televizyon, televizyon açayım ben sana. Sen rahat rahat televizyonunu seyrediyorsun. Sen yemeği hazırlıyorum. Ne yapacaksın? Nasıl? Aşkım mutfakta hiçbir şeyin yerini bilmiyorsun. Neyin ben yardım edeyim sana. Ben hallederim ben onu. Allah! Ben yaparım ya. Aa deli. Ahmet mutfağa oyun eşliğinde sekerek gitti. Gülden memnuniyetle bir güzel kuruldu koltuğa. Aa, iyiymiş böyle ya. Bilseydim daha önce böyle... Daha önceden davranırdım. Oh. Bir şey mi istedin Ahmet? Yok aşkım, bir şey istemedim. Tamam. Heh, her şey yolunda mı? Evet, evet. Yavaş. Allah! Ay! Ben dışarıdan bir şeyler yaptırıp geliyorum, seni aç bırakmam. Allah! Baba oluyorum! Bağırma! Baba oluyorum! Şşş, şşş! Ya apartmandakiler duyacak ya! Deli! Ustan nerede? Bahtiyar abilerle falan pavyona gittiler Yıldız abi. Ne? Pavyona mı gittiler? Evet. Yazıklar olsun onlara ya. Beni niye çağırmadılar? Bilmiyorum Yıldız abi ama bence seni sevmiyorlar. Beni sevmiyorlar? Bence. Ne yaptım şimdi ben onlara, beni sevmiyorlar ya? Allah Allah. Sevmiyorlarmış ben. Rıza da tek başına oturuyor. Komiserim, durgun gördüm seni. Hayırdır, bir sorun yok değil mi? Yok yok.
Yok, sorun morun yok. Ya iyi. İyi müdürüz. Allah iyi. Bekir sırıtarak geldi. Başkomiserim, iyi akşamlar, afiyet olsun. İyi akşamlar, iyi akşamlar, iyi akşamlar. Sağ olasın. İdris, çak bir beşlik. Çaktık ama niye çaktık bir beşlik? Başkomiser beş attı diye işaret ediyor. Ha, o senin dediğin mesele. Ya başkomiserim, ben duydum ama inan Allah'ın kulesine inanmadım. Yani hedefe 25 atış yapmışsın, 20 tanesi iska, 5'i isabet etmiş, öyle mi? Doğru mu? Güzel bakışlarını ona dikti. Yok ya, yok. İnanmam ya. O da benim gibi Karadeniz çocuğudur ya. Hedefe bakmadan en az 20'sini vurur. Ben başkomiser falan değilim. Şu an atış yapayım, en az 10 tane isabet ettiririm. Hem de çapraz böyle. Rıza öfkeden şişti de şişti. Ya yoksa siz doğru mu değilsiniz ya? Allah Allah. O zaman silahta bir arıza vardı. Ya da nişan ayarları bozuktur, ya da namlunun jifsetleri bozuktur. Vallahi 25 tane de 5 çok düşük bir oran. Şu an ben 25 tanenin 5 tanesini vereyim, karavanacı diye beni köye sokmazlar. Beşer olsam kız vermezler. Sen mi diyorsun? Öyle. Şimdi yani üçümüz sizin köye gelsek komiserimi almazlar, öyle mi desen? Yani öyle yani. Başkomiserimizi. Rıza yan yan bakarak sakinliğini bozmadan kalktı. Ardından sandalyeye bakıp Bekir'e fırlatacakmış gibi oldu ama kahvedeki diğer insanlara bakarak geri bıraktı. Bekir saygıyla ayağa kalktı. Rıza ona ters ters bakarak kapının ağzında dikilen Refik'i gördü. Cebinden çıkardığı bir deste paraya bakarak iki tanesini Refik'e verdi. Bekir elini cebindeki çekirdeklere attı. Rıza pek sakin. Selametle başkomiserim. Rıza sağ sola kaymadan yolunda dikilen Bekir'in üzerine yürüdü. Bekir kenara çekilip yol verdi. Rıza gidiyor. Bekir arkasından bakıyor. İdris hadi otur diye koluna vurdu. Bekir beş tane vurdu diye hala dalga geçiyor. Sabah vakti Fehmi antrede. Rukiye! Ben gidiyorum, hadi Allah'a ısmarladık. Tamam canım, hadi bakalım hayırlı işler. Şey, akşam ben muhtarlıktan çıkınca direkt Ahmetlere gelirim, tamam mı? Buraya gelseydin Femciğim üstünü başını değişseydin birlikte giderdik. Ya ne gerek var işte, niye birlikte gidiyoruz? Ya Femciğim olur mu şuradan bir hazırlansak güzel, giyinsek şöyle kol kola girsek, karı koca güzel güzel gitsek? Ya Rukiye, icat çıkarma, ömrümüzün yarısı bu söylediğin gibi geçti zaten ya. İyi, tamam. Yaşlandık yani artık. Gerek yok yani. Öyle diyorsan tamam. Ayrı ayrı gideriz. Süslenmeyelim de. Gerek yok. Ya Rukiye, alt tarafı oğlumuza yemeğe gidiyoruz ya. Ha, gören de sanki Semra Özal'la Turgut Özal bizi akşam yemeğine çağırdı zanneder ya. Doğru Femciğim. Ama insan böyle evde oturunca işte oğlunun evine yemeğe gitmek bile böyle faaliyetmiş gibi geliyor. Tamam ben orada görüşürüz Femciğim. Tamam. Rukiye lacivert içinde renkli çiçekler olan yakalı elbisesinin üzerine mor hırkasıyla mutfağa döndü. Çayın dükkanının önünü süpürüyor. Aykan ona gülümseyerek pastaneye yöneldi. Çayın ellerini bıkkınca iki yana açtı, işine devam ediyor. Aykan orta boylu, kıvırcık, siyah saçlı, yuvarlak yüzlü ve esmer. Mahallenin sütçüsü sokağa girdiği sırada Fehmi apartmandan Ergun da dükkandan çıktı. Yapma oğlum, yapma, ne yapıyorsun Fehmi babayı? Aa, enişte pardon, ençüldüküm ya, pardon ya. Nasılsınız babacığım? İyiyim sağ ol, sen nasılsın? Teşekkür ederim. Ne yaptınız, karar verdiniz mi ameliyata? Ne ameliyatı ya? Basur. Basur ameliyatı. Nazlı söyledi bana, Nazlı ile konuştum. Siz ikili şanlı oturup benim Basur'u mu konuşuyorsunuz ya? Evet. Çok acayip. Hayır babacığım, estağfurullah. Yani biz tabii aileden biri rahatsızlandığı için... Şimdi ben de aileden biri olduğum için... Yani bugün size bir şey olsa Allah gecinden versin... ben sizin oğlunuz sayılırım yani. Elbette ki o bölgenizle ilgili tabii ki bir yardımım dokunmaz belki ama... Genel... Ergun, şimdi sana bir şey söyleyeyim mi? Bırak. Hani... Ben seni görünce
düşünmeye gerek kalmadan kısır döngüye giriyorum ya. Direkt yani. Direkt kısır döngüye bağlısın. Çok acayip. Çok acayip yani. Seninki çok acayip. Fem abi. Ne yapıyorum ya? Aynı be ya. Sen ne yapıyorsun? Allah aynı be ya. Bak mesela onu da görüyorum, seni de görüyorum. Reaksiyonlar ayrı ya. Bak abi de kısır döngüye giriyorum. Çok acayip. Seni görünce kısır döngü. Çok enteresan. Çok. Hadi hayırlı işler. Hadi eyvallah. Babacığım akşama yemekte görüşmek üzere diyelim o zaman. Behlül afallayarak suratını düşürdü. Akşam yemeğe sen de mi geliyorsun? Ama ayrı yemeği ya babacığım. Benim gelsem ben de kaynaşırdık. Şırlar. Ne diyor bu ya? Çok acayip bir tipi ya. Emi giderken Sami Ergun'un yanına gidip konuyordu. Vallahi Ergun. Bir yasal bir şey değil mi? Vallahi hemen kayınpederini görünce o dilin tutuluveriyor vallahi. Abi nasıl oluyor anlamıyorum ya. Ya bir göz göze geliyoruz böyle büyük soru soruyor. Böyle bir şeyler yapıyor, Ben böyle bir elim ayağım birbirine dolanıyor. Ondan sonra kısır döngüye giriyor. Döngüye girdim diyor. Döne döne gidiyor. Bir daha bana geri dönmüyor. Ya ama benim de bütün şeyimi alıyor yani. Nezi yapıyor? Birden sonra ne buluyorsun? Dükkanın önüne durduğum yerde. Aynısı. Ben o Fem abiye görünce bunu söyleme. Ergun senin taktiğini yapıyor. Böyle benim acayip güleriz. Hadi kolay gelsin. Ergun arkasından şaşkınca baka kaldı. Selam söyle. Allah Allah. Allah Allah. Ben sıkıntımı anlatıyorum. O şey yapıyor ya. Şahin dükkandan çıkınca Ergun girdi. Şahin koluna çöktü. Ne bakıyorsun diye serzenişle pastaneye baktı. Yine içeride değilsin oğlum sen. Ha? Yine içeride değilsin. Demin içerideydim. Ben içeride olduğunu görmedim. Çünkü sen buradaydın. Dışarıdasın oğlum. İşte tamam şu anda dışarıdayım evet. Hasbinallah. Bak içeri girdim şimdi. Karakol. 5 kere 5 = 25. 25'ten 20 çıktı ne kaldı? 5. Kızlar içeri girince ayaklandılar. Kızlar neşeli olmaya çalışıyor. Günaydın. Günaydın başkomiserim. Afiyet olsun. Sağ olun başkomiserim. Var mı avukat? Yok başkomiserim. Bülür müsünüz? Ben bu sabah gezirdim. Saat tam 5'te 5 tane adam gördüm. Dedim nereye gidiyorsunuz? Dediler 5 İktaş'a gidiyor. 5 İktaş'a. 5 İktaş'a ha? He. Ya başkomiserim. Siz acaba o hedefe nişan aldığınız zaman acaba o hedef tahtasını biri böyle hop boyanı, pardon, hop boyanı. Bekir, yapma şimdi kaza kurşuna kurban gideceksin ha. Zaten başkomiserim ancak kazayla vurur. Kıza sakinliğini bozmadan bir müddet dikilip kabanını askıdan geri aldı. Evden bir kaza çıkmadan ben gideyim. 5 İktaş'a gidilmişler. 5 kere 5 = 25. Abu kaç? 5. Abu? 5. Çarp. 25. Çık 20'yi. Ne kalıyor geriye? 5. Bekir çakma 5'lik. Ulan sen de çakıyorsun. Kıza geri geldi. 5 devam. Sanki vuracakmış gibi yaparak elini geri açtı. Sonra da gitti. 2 kere 5. O da 5 değil mi? Alper pastanenin işveriyle Şahin'i kesiyor. Ne bakıyorsun ya işte şu kız ya. Şuradaki kız. Gördün mü sürekli bana bakıp gülüyor yani. Ve güçlü duymuş. Benden hoşlanıyormuş. Güçlü duymuş yani bana da söyledi. Ne güzel. Kız da güzel işte git merhaba de. Evet ya gideceğim. Ha? Ama merhaba demeyeceğim. Ben başkasına aşığım diyeceğim. Merhaba demem ben ona ya. Başkasını seviyorum diyeceğim Allah ya. Allah Allah işte bak. Güzel kız. Hazır senden hoşlanıyor. Hadi. Ya saçmalama gözünü seveyim. Elvanım var benim ya. Elvanım var. Elvanıma aşığım ben ya. Peki Elvan var. Bir de Sami abi var. Evet. Babası işte onun. Ya bana ne ya Allah Allah. Umurumda değil ya babası Sami. Erol Taş baba Sami. Ben Elvanıma aşığım. O kadar.
Çağatay gülümseyerek gözlerini boşluğa dikip ilham buldu. Aşk öyle güçlü bir duygudur ki insanı önündeki tehlikeleri görmekten ve gerçekçi düşünmekten alıkoyar. Aşk içkili araba kullanmak gibidir. Yanağından bir makas alıp Şahin'i öptü. Cebinden kalemini çıkardı. Kucağındaki defteri açarken Şahin pastaneye yöneldi. Sami'nin yüzü gülüyor. Ooo! Şahin mi? Hoş geldiniz mi ya? Ne yapıyorsunuz mu ya? Ya Sami Usta kovma beni. Gözünü seveyim kovma. Ya şu arkadaşla bir şey konuşacağım hemen gideceğim. Ne olur kovma ya. İlk ağaç akışı gördün mü? Yok be ya. Neden kovacağım ben seni be ya? Neden kovacağım? Senin gibi yakışıklı, değil mi? Kültürlü, akıllı bir gence. Neden kovacağım bakayım ben be ya? Hadi gel. Otur bakayım şöyle gel. Gel. Otur bakayım. Aykut'un masasına oturdu. Aferin maşallah. Güçlü. Evet usta. Sor bakalım Şahin abini. Ne içecekmiş bakayım? Abi mi? Uzatma. Şahin abicim. Ne içersin abicim? Ne vereyim? Ben var abi mi? Ben gazoz. Gazoz ya gazoz. Tamam. Ayfer. Tanıyorsun değil mi Şahin'i? Evet. Ayfer gülümseyince Şahin de yalandan sırıtıp düzeltti suratını. Hala şokta. Allah Allah. Erol Taş baba Sami oldu Hulusi Kentmen baba. Gördün mü bak? Nikah esprili. Nikah zeki. Bu ne yaptı? Hemen aldı Hulusi Kentmen'i. Hemencik Erol Taş. Allah acayip zeki bu. Ben buna vallahi bak evlenecek olan kıza acıyorum. Neden? Acıyorum derken yalnız ağlı bak. Hep gülmekten böyle şey yapacak. Karnı ağırlığa girecek. Allah helal olsun. Evet. Öyleyim biraz ya. Allah Allah ya. Kafana ne düştü ya? Hulusi Kentmen baba ben anlamıyorum yani. Şıpkak oldum şu anda. Ya. Hep böyle şakalar bak. Kafana ne düştü ya? Hulusi Kentmen baba ya. Allah ila. Hadi konuşun maşallah. Hep böyle şey bak. Hadi. Ne kadar büyük aşklar başladı bu pastanede. Ne kadar güzel beraberlikler. İyiyin. Böyle güzel evliliklerin temeli. Ayfer. Hep bu pastanede atılmıştır yani söyle. Maşallah, maşallah. Hadi. Merhaba. Aferin. Bak işte böyle de girişken çocuktur. Hemencik lafa girer. Hemen şey yapar. Ne haber? İyiyim. Şahin'in bakışları Sami'ye yöneldi. Ne duruyorsun başımızda? Bir şey konuşacağız burada ya. Gözünü seveyim. Yok ya ben bundan şey yapıyorum. Ben spahat. Ya tatlıları da getir, onu hemen tatlı getir. Müessese de benden yani. Haberin olsun. Tamam. Ben gidiyorum ya. Şey yapın siz. Hadi bakayım. Hadi. Ben sana şey diyeceğim bak. Şahin! Ya usta çağırıyor. Hemen ben geleceğim tamam mı? Kusura bakma. Pardon hençül duygu. Geliyorum ben. Ne var ya? Kapı aralığından bir tizleyen Sami mutfaktan çıktı. Ne var usta ya? Oğlum nereden gidiyor bu özgüven ya? Ne var usta ya? Bunun kaynağı nereden geliyor ya? Oğlum sen niye mesai saatinde kızlarla lak lak yapıyorsun orada? Yok ben orada esasında şey yapmaya konuşuyorum. Ne yapayım? Gevele mi oğlum ne yapıyorsun? Bir şey gevelemiyorum ya ben mi oğlum? Oğlum niye öyle yapıyorsun sen? Derdimi anlatamıyorum. Ya geç. Nereye geçeyim? Geç. Ben sana usta ya. Ben iki dakika orada konuşamayacak mıyım ya? Şuna. Allah'ım bunlar bana kiloyla mı geldi ya bunlar? Allah'ım yarabbim ya. Argun dükkana girerken sokakta gözünün takıldığı yere gitti. Aygar aşkla arkasından bakıp bakışlarını çekti. Sinan'la Bahtiyar dükkanlarını açmamışlar. Kepenkler kapalı. Mehmet'le Mustafa kaygıyla bakıyorlar. Ne oldu bunlara ya? Niye açmamışlar dükkanları? Mehmet abi dün pavyona gittiler ya bunlar. Kim bilir sabah kaçta çıktılar. Açamadılar tabii. Şimdi olur mu öyle şey? Açacaksın abi dükkanları. Yani esnaflık da memurluk gibidir. Bir sorumluluğu vardır bu işin abicim. Açacaksın dükkanı. Doğru. Vallahi doğru söylüyorsun Mehmet abi ya. Hakikaten ne sorumsuz bunlar ya. Şu belediye başkanı sorumluluğu olmayacaktı. Ben de gidecektim pavyona. Ama yok gidemem. Hadi Danyal, gidelim. Sorumluluğumuz var. Tabii efendim, buyurun. Buyurun. Levik bardağa soda koyuyor. Mesut sandalyesinin elinde limonata. Yavaş, köpürtme. Bardağı Refik'ten aldı, içine limon sıkıyor.
Kaçta geldin eve usta? Lan Refik sana ne oğlum? Sana hesap mı vereceğiz? Kaçta geldinmiş? Bak bak bak. Usta, daha sözde çıktı mı? Oğlum bak, zaten geceden asfalyalarım atık. Şimdi senden acısını çıkartmayayım ha. Sana böyle bir kafa koyarım, dansöz gibi ortalıkta oynarsın. Sen gidip çayını dağıtsan oğlum. Mesut abi, sen onu boş ver de nasıl geçti anlatsana, eğlendiniz mi? Ne eğlenmesi be birader, ne eğlenmesi? Acayip kazık yedik ya. Fena kazık yedik, bir daha tövbe hayatta gitmem ya. Affedersin ama, yani kazığın budaklısını yedik. Gülme lan. Ekin kapıyı açtı. Yıldız elinde Mesut'un yüz dökeli gömleğiyle. Yıldız! Ne oldu ayam? Ya Rukiye abla. Bana yardım et, ne yapacağım ben? Dur, ne oldu? Ne oldu kız? Sakız gibi lan bu kadınlar. Git diyor, ille geliyor, ille oturacak masaya ya. Yapışkan, yapışkan sarılıyorlar, marılıyorlar ya. Vay bak sen. Kim bilir kimler sarıldı dün gece Mesut abime. He? Oğlum. Ya işte ne, sarıldılar falan da yani. Yani ben bilsem gitmezdim oğlum, böyle sarılacaklarını, marılacaklarını bilsek. Gider miyiz ya? Sonuçta evli farklı adamız. Bakma sen bizim bu kasap Bahtiyar. İlle ısrar etti ya. Yalvardı ya gidelim diye ya. Bana eşlik etti. Yoksa hayatta gitmem ya. Gömleği ikiye almış. Rujlu dudak izi yakada. Ah vah vah, görüyor musun sen? Ah canım benim. Ağlama. Rukiye abla. Bu benim Mesut. Arkadaşlarıyla oturup sohbet edeceğim diye gitti. Gece 4'te geldi bu gömlekle. Görüyor musun? Vah vah vah. Ay yok, ben anladım. Kesin bir kadın var değil mi ben sana? Gözü çıkasıca, gözü çıkasıca Mesut. Oh Mesut. Yalancı, pis yalancı. Bana yalan söyle Rukiye abla. Ne yapacağım ben? Bana bir şey söyle. Tamam. Her şeyden önce sakin. Sakin oluyoruz. Sakin sakin, tamam mı? Ya bana... Ya bu Mesut bana diyor ki oraya gitme, buraya gitme. Yok, onu giyme, bunu giyme. Bana car car bağırıyor. Yaptığına bak. İşte. Aa. Ay Yıldız ilahi yani. Herhalde ki öyle yapacak. Sen öyle yapandan korkacaksın annem. Ay hiç bilmiyor kız bu da işini. Yani şimdi niye seni kıskanıyor? Hedef şaşırtıyor. Aslında evde böyle seni seviyor gibi gözüküyor ama arkada ortalığı karıştırıyor. Ben demiyorum Rukiye abla, konu komşu diyor. Tamam sen de deme, onlar da demesin. Acık demeyin, Nurten demeyin. Nurten ikiye kesin bir kadın var, ben sana söyleyeyim diye dudak oynattı. Emel sert ifadesiyle karakola girdi. İyi günler. İyi günler yenge, ama başkomiserim çıktı. Bilim. Rıza'nın masasına yöneldi. Ben sizinle konuşmaya geldim. Buyur yenge. Hani bizimki çok vuramamış ya şeyi. Aha, gülmeyin işte, gülmeyin. Gülmeyesiz diye geldim. Ne gülüyorsunuz adamın suratına ha? Olayı kafaya taktı, sus pus, evde ağzından tek kelime çıkmıyor. Ayıp değil mi? O sizin komiseriz. Hem de baş. Ya yenge, ya biz şakalaşıyorduk. Olur böyle şeyler bizim aramızda? Ya şakalaşırsanız da kendi aranızda şakalaşın. Adamın yüzüne yüzüne ne şakalaşırsınız ha? Yazık. Kafaya taktı evde, vallahi bu zamanlar kendine bir şey edecek diye korkayım, adamın ayarları bozuldu. Ya korkma yenge, neden bir şey yapsın kendine başkomiserim ya? Güçlüdür benim başkomiserim. Yapmaz öyle bir şey. Ya baş etmesini bilir onunla. Neyse işte, lütfen rica edeceğim etmeyin, yapmayın yani. Lütfen rica edeceğim etmeyin, yapmayın yani. Sevmiyor böyle şeyleri. Tamam yenge, tamam, sen merak etme. Demek evde de konuşmuyor ha? Ya adam Karadenizli ya, gurur yaptı demek ki Selahattin. Demek. Neyse, tamam. Söz verdiniz yani, bir şey etmişsiniz. Söz yenge, söz. Sen merak etme, biz bir daha şakala yapmayız. İyi. Üzeriz de kızım. Timdik omuzlarıyla kapıya yönelmişti ki öfkeyle arkasına döndü. Bak, ha size bak. Bari çıkam öyle, bekleyin öyle gülün ha. Buraylar. Görüyorsun Yusuf. Gurur yapmış başkomiser ya. Ya Selahattin, işte Karadenizlerin huyu bu. Gurur yapıyorlar. Neyse, bir daha yapmayalım bari. Bir tane eve süpürüyor.
Sen ne yapıyorsun? Hareket işi çekti. Ne oldu? Sen ne yapıyorsun? Lütfen otur. Yalvarıyorum. Otur. Bırak onu. Nereye otur? Bırak, sen oturuyorsun. Hiçbir şeye karışmıyorsun. Tamam mı? Her şeyi ben halledeceğim. Aşkım, tamam, sen elektrik süpürgeyle yerleri süpür, ben de tozları alayım. Yetişmez yoksa, yetişmez. Yetişir. Bir tane yetişmez olur mu? Yetişir. Yazık, içinde sana tutunmaya çalışan bir bebek var. Tatlı aşkım benim. Benim oturmamla ne ilgisi var? O bebek tutunur zaten. Nasıl ne ilgisi var? Sen böyle kıpırdarsan, yerleri süpürürsen vesaire nasıl tutunacak? Bu nasıl bir mantık Ahmet? Bu nasıl bir mantık? Anlamadım ki. Yorulmanı istemiyorum, tamam mı? Elini öptü. Hiç yorulmuyorsun. Zerre yorulmuyorsun. Zerre miktar, tamam mı? Her şeyi ben yapacağım. Ya merak etme, temizlik de yetişir. Yemek de. Yemek mi? Yemek. Yemeği de mi sen yapacaksın? Tabii ki. Aa bak, yemeği sen yaparsan söz sana ikiz doğuracağım. Valla. Kız. Ne? Eritiyorsun beni. Bak ne diyeceğim. Bahtiyar abiden kıyma alırım, tamam mı? Sami abiye de gideriz, güzel bir pide yaptırırız. Hatta ben kıymaların üzerine kaşar da rendelerim. Oldu bitti, tamam işte. Olmadı. Olur mu canım? Evimize misafir çağırıyoruz. Annemleri çağırıyorum, senin anneni çağırıyorum falan. Olur mu? Benim yemek yapmam lazım. Dışarıdan yemek mi söylerim misafire? Hadi uğraşma sen öyle tavukla, madalyonla falan. Tavuk madalyon değil aşkım. Tavuk dolması yapacağım. Ayaklandı. Yapamazsın ki sen öyle şey. Yaparsın tamam, muhakkak çok güzel yaparsın da. Bak yorulma, annesi yazık. Yazık, karnında sana tutunmaya çalışan bir bebek var, annesi. Aşkım, kendi kendine gelin güvey oluyorsun. Daha ortada ihtimal bile yok. Ayaktasın, otur. O ihtimal büyüsün içinde. Aa, büyüsün diyorsun da daha yemek yapacağız. Annemleri barıştırmak için yemek yapmamız gerekiyor aşkım. Çok işimiz var, hadi gel. Yavaş, ben süpürüyorum. Tamam. Yavaş, hiçbir şekilde yormuyorsun kendini. Ahmet fişi takıp neşeyle süpürgeye yürüdü. Beceriksizce salonu süpürüyor. Süpürgeyi ileri sürüyor ama havada getirip tekrar ileri sürüyor. İşin götüründe. Gömlek şimdi Nurten eline geçmiş. Nurten dikkatle dudak izini inceliyor. Ay Rukiye abla. Kız kadın bayağı da öpmüş, baksana. Böyle yani. Nurten'cim. Hayır, yani konu komşu öyle diyebilir. Rukiye ters ters Nurten'e bakıp sus diye işaret etti. Zarp hastaneye gelmiş. Tek başına dertle oturduğu sırada Emel oradan geçerken gördü. Keyfi kaçarak içeri yöneldi. Rıza. İyi misin kadın olan? İyiyim ya, iyiyim. Ah canım. Bak Rıza. Ben düşüneyim de, yani diyeyim ki benim kocam çok iyi polistir ha. Yani diğerleri vurur da benim kocam mı vuramasın? Ha? Vururum ya. Hem diyeyim ki yani demek az vurduysa bunun, yani Rıza'mın gözlerinde bir bozukluk var mı acaba? Fikret de görüp geldi. Allah Allah. Benim gözlerim falan bozuk değil ya, ben görüyorum, ben iyi görürüm ben. Baktım görürüm ben. Görürüm ben ya. Bak Rıza'cığım, yani demek ki bir şeyler bozuk ki vuramamışsın ha, değil mi? E kabul et enişte, demek senin gözler bozuk ki göremişsin yani. Yoksa vururdun ha. Öyle değil canım. Ya Cemil abi, hadi. Bozuk ama bu, dur buraya. Yakın oldu. Kaç bu? Göreyim misin? Parmağıyla iki yaptı. İki, yapma öyle hareketler, yapma Hasan Ali'cim. İki, bak Roma rakamıyla beş ama aynı zamanda. Değil mi? Fiko şimdi suratını Roma rakamıyla çantayı vuracağım ha. Tamam, espriyi bıraktım. Enişte peki bu kaç bak. Dört. Bildin. Yok be ya, öyle anlaşılmaz. Uzak, dur. Sarmı uzaktan bir şeyler yazıyor. Minicik harflerle ne yapıyorsun beya yazmış. Pardon sen, bak ne yazıyor lan? Yok, o biraz büyük olmuş. Ben dur, onu tam ebatına getireyim. Eniştem görsün. Küçük yazmış, onun neyini göreceksin? Yok, öyle küçük yazmış ki görmez tabii. Ben de göremedim. Görüyor musun enişte? Kucaklarla karavana yazmış. Sen Melik Akko!
Çık, mahallede az dolaştın da. Çık! Kadınlarda da otur hele. Çıkışı kapattım. Rıza, ama... Rıza iyi. Vallahi ben düşüydüm ha. Otur. Yine kokulu ama. Gitti. Ömer korkutmak için kaptığı ayakkabısını geri giyiyor. Vallahi hiç kusura bakma başkomiserim ama yenge baktı. Vallahi artık senin gözler görmüyor. O gitmiş, görmüyor. Bak Rıza, hele bir doktora gidek de gözen mezen baksın hele. Değil mi Sami abi? Evet, doğru. Yengen doğru söylüyor. Evet, evet. Yengen doğru söylüyor. Vallahi başkomiserim. Evet, doğru. Ya benim gözlerim falan bozuk değil. Gözlerim falan bozuk değil. Görüyorum ben, görüyorum. Rıza, kadın hanım bak bir hastaneye gidek gözen baksın ha. Hem bak şey olur, bir açıklaması olur ha. Demek ki derler ki gözü bozukmuş ki Rıza komiser vuramamış derler. Değil mi? He? Rıza'nın aklına yattı. Düşünerek bacağını kaldırdı, çorabını çekip geri yürüdü. Olmaz öyle şey ya der gibi kafa sallayıp çayını yudumladı. Ardından tekrar olumlu düşünerek bir anında bozukmuş gibi gözlerini kıstı. Yıldızcığım, güzel kardeş bak şimdi sen şimdi güzel güzel giy. Kocanla bir konuş bunu, tamam mı? Bak her şeyi konuşarak ha. Konuşacağım, konuşacağım ben Rukiye abla. Ha, ama sakin sakin böyle. Sinirlenmeden sakin sakin. Sinirlenme, konuş. Tamam. Sinirlenme. Sinirlenmeden sakin sakin. Hadi bir tane. Hadi bir tane. Sinirlenme. Sinirlenme. Sakin sakin. Tamam, kalsın onlar. Tamam. Sakin. Güzel güzel. Güzel güzel. Kabanını almadan gitti. Rukiye dudaklarını kısıp başını iki yana sallayarak yerine geçti. Rukiye abla. Hı. Kız aklıma ne geldi şimdi biliyor musun? Burada kocası dizinin dibinde neler yapıyor? Ay Rukiye abla, benim adam nerelerde kim biliyor neler yapıyor ya? Ay. Ay başıma gelenler Rukiye abla ya. Kurtacığım daha şunu atlatamadık. Allah kurban olayım bak. Bir de sen başlama şimdi. Allah aşkına bir de sen başlama. Dur bakalım ne olacak şimdi. Gitti ama hadi bakalım hayırlısı. Ahmet bezle vura vura geçerek konsolun tozunu aldığı sırada birden pirinç ayıklıyor. Aşkım. Hı. Akşam diyorum. Annemlere. Hamile olduğunu söylesek ya. Bebek beklediğimizi. Hayır aşkım. Asla. Tamam tamam kızma tamam. Tamam. Dikkat et vazoma da. Tamam tamam. Yavaş. Konsolun kenarını düzgünce silip bezle kadife koltuğun başına vurdu. Sonra geçit olmasına rağmen koltuğu kenara çekip kendine yol açtı. Orta sefanın tozunu alıyor kahve. Alüminyum yerken Sinan'ın dişleri kamaştı. Ah, ulan var ya, savaşa mı gittik, pavyona mı gittik? Yemin ederim anlamadım, başım çatlıyor. Söyleyeyim. Ya benim de en çok anlamadığım budur zaten ya. Şuna bak, ya senin etin ne, budun ne kardeşim? Nere ne içtin bu kadar sen? Ya Alper, bu da aynı. Ah, bu da aynı yani. Adam hem de benim üç katım ya. Ya bunun etle butla alakası yok güzel kardeşim. Bunun dertle alakası var, dert, dert. Ya butik, kardeşim dertle alakası var diyorsun da... ...dün ablalar sarılırken öyle demiyordun. Ha iyiydi gayet. Ne oldu? Kim? Olur mu Alper öyle şey ya? Yani hiç öyle şey yapacak adam mıyım ben? Dertliyim yani. Vallahi kelle gibi sırıtan bir kişi vardı, o da Battiyar abi. Tabii. Ya git kardeşim ya. Hepsi gitti, Mesut'a sarıldı be. Ne oldu oğlum, zorunuza mı gitti? Allah Allah. Yani şu ortam içinde, bu grubun içinde en yakışıklı adam benim olacak o kadar. Ne gülüyorsun? Mesut! Beyler işler karışacak ha. Mesut! Bu ne Allah'ın cezası? Bu gömlek ne? Hey, ne bileyim ben, bu gömlek ne ya? Bilmezsin tabii. Sen demedin mi bana dün gece arkadaşlarımla sohbet etmeye gideceğiz diye? Bak hayatım. Hayatım deme bana. Söyle dün gece dörde kadar kiminle fingir dedin Mesut, bana doğruyu söyle. Ya karıcığım bağırma, ayıp oluyor. Bana karıcığım deme. Ne diyeyim, dayıcığım mı diyeyim? Bak hala. Ya Mesut, ha Mesut'sun sen en güçlüsün. Ya Allah aşkına Mesut, yalan söyleme. Ben senin için modayı takip ediyorum, sen gidiyorsun başka kadınları takip ediyorsun. Boyun pasın devrilsin. Mesut boyun pasın devrilsin. Kızım vurmasana ya Allah. Bak arkadaşlar da şahit ya. Ne? Şu an ya bir de benim bütün mahalleye rezil mi ettin? Herkes şu
gelecek mi? Mesut. Eve gelme Mesut. Hangi kadınla yaptıysan git bunu ayıkasın Mesut. Yıldız gidiyor. Bahtiyar dehşetle izlerken Ali ile Sinan çok eğlendiler. Grubun en yakışıklısı olunca tabii. Yani böyle yakışıklı olmak da zor arkadaş. Sen de görüyorsun lan. Oğlum işte ne yapalım, yakışıklıyız. Kadın kıskanıyor. Haklı o da haklı. Hala diyor. Gel adam bunu içeri görür. Ben gelemedi kaldı konuşuyor. Oğlum size gönlün geçti de göreceğim ben. Çay ver çay çay. Çay çay. Çay çay. Oğlum bir şey yapsın vallahi gocunmayacağım ha. Bir şey de yapmadık ya. Yakışıklı olmak zorunuz. Vallahi. Vedat Paşa gar manzarası. Şahin ağzına poşetle leblebi tozu boşalttığı sırada Ergun geldi. Var mı bir... Şahin ağzını doldurdu. Tozuta tozuta yiyor. Ergun baka kaldı. Şahin iştahla yediği sırada Ergun sinirini bozmadan izlemeye devam edip içeri gidecekken geri döndü. Avukat gelecekti, gelmedi mi? Yok gelmedi ya, ne bileyim ya, gelmedi. Burada ben duruyorum yani. Poşeti Ergun'a uzattı. Bir gelsin, ağzını burnunu kıracağım o avukatın. Nasıl boşanma işiyse bu, bir gelsin ağzını burnunu kıracağım. Tamam. Karıştırınca tabii yani, nerede kaldı ben de bilmiyorum. Ya bir... Ergun elini kaldırınca Şahin leblebi tozlu ağzını aralayıp korkuyla sindi. Ergun sinirle içeri girdi. Alper yine gülümseyip Şahin'e bakarak önünden geçiyor. Şey bakar mısın? Seninle bir şey konuşmam lazım. Şöyle bir gelebilir misin? Ağzı burnu leblebi tozu içinde. Birlikte pastanenin köşesine ya, geçtiler. Sana bir şey söyleyeceğim ben de. Elvan sokağa girdi. Sami abinin dediği kadar komiksin gerçekten. Şuralarına bir şeyler bulaşmış. Saçında bile var. Elvan dehşetle seyrediyor. Geçti mi? Geçmedi. Aha. Silsene ya. Şimdi? Geçti. İyi. Sami mutfaktan çıktı, kapının önünde Şahinleri seyreden Elvan'a bakıyor ama o nereye baktığından habersiz. Elvan siyah bluzunun altında siyah pantolon, üzerinde ceket tarzı kırmızı kaban. Elinde kitaplarla bakışlarını onlardan çekmeden içeri yürüdü. Ardından önüne dönüp öylece kala kaldı. Sami gülümseyerek yanına gidip sırtına uzandı. Elvan. Eli sırtında Elvan'ı içeri yönlendirdi. Hoş geldin kızım. Elvan. Elvan donuk. Niye bakıyorsun ya kızım öyle? Nereye bakıyorsun ya? Nereye bakıyordun sen öyle? Güçlü merakla çıkıp baktı. Bir şeye bakmıyorum. Başını uzatıp Sami de baktı. Ha. Bakarsın tabii öyle. Arkalarına. Ben sana demedim mi? Sen babanın sözünü dinle evladım. Sen bundan sonra hep derslerine çalış. Vakti zamanı geldiğinde hem sana hem ailemize uygun güzel bir tane böyle sana uygun bir tane damat buluruz. Sen hiç takma kafana bunlara. Usta bunlar bayağı samimi ya. Baksana. Elvan acıyla Sami'ye bakıp hızla çekti kendini. Sami onun çektiği acıyı görünce sevinemedi. Keyifsizce ardından bakıyor. Onun aksine güçlünün ağzı kulaklarına vardı. Usta, ne oldu? Sevinmedin. Bak işte planımız işe yaradı sonunda. Ya, yaradı. Oymuş benim böyle kafama böyle azıcık azıcık diye uşandıran Şahin Efendi, ha? Bu muymuş? Şahin ellerini çırpıp yüzünü sıvazladı. Şey diyeceğim sana. Ben başka kızı seviyorum. Elvan balkondan sarkmış duymaya evet, çalışıyor. Yani Elvan'ımı ben seviyorum. Ona aşığım ben. Bu hayatta en çok ben ona değer veriyorum. Yani onun için ben her şeyi yaparım. Yani anlayacağın o ki ben ona aşığım. Ben onsuz yaşayamam. Ne zaman onu görsem ben kalbim böyle çok değişik atıyor. Onun için böyle etrafımda falan buralarda dolaşmanı istemiyorum. Ne olur beni yanlış anlama, kusura bakma. Tamam, anlıyorum. Yani şimdi okuldan gelecek o.
Ben çok heyecanlıyım. Anlatabiliyor muyum? Birazcık Türkçem böyle kötü olabilir ama... Tamam mı? Tamam. Ama biz arkadaşız ya. Hani üzülme sen de. Arkadaşız. Değil mi bak? Hiçbir şey kalmadı burada. Geçtim. Yok değil mi? Kusura bakma yani. Ya doktor yani anlatıyor. Evet. Anladın değil mi? Tamam hadi. Hoşça kal. Tschüss. Görüşürüz. Elvan'ım benim ya. Senin için ben her şeyi yaparım bak yemin ediyorum. Ayfer gitti ama Elvan'ın kulağı hala o tarafta. Elvan'ın suratına bakılırsa hiçbir şey duymamış. Şahin bu arada sivit, mavi hırka, kahverengi pantolonu onu fark etmeden dükkana yöneldi. Elvan kederle ardından bakıyor. Çağatay'ı verirken Kader peşinden koşuyor. Çağatay, Çağatay. Ne haber? İyidir, senden ne haber? İyi ben de. Ya, o gün babam bir şey yazdı ya kitaba. Neydi o merak ettim. Çağatay kitabı Kader'e uzattı. Kader açıp okuduktan sonra Çağatay'a baktı. İkisi de durgunlar. Susmuş her zamanki gibi kederli ve düşünceli haliyle kahvede çayını karıştırıyor. Çay kaşığını tabağın kenarına koydu. Çayını yudumluyor. Aşk acılı bir yolculuktur. Güçlü değilsen deneme. Kitabını geri aldı. Beni uyarmış. Nasıl uyarmış? Sana karşı, aşka karşı. Hani sonunda ayrılık var demiş. Sence? Bilmiyorum. İkisi de suskunca kala kaldılar. Çağatay şortmanlarının üzerinde kot montuyla hoşça kal diye el kaldırıp gitti. Kader de aynı şekilde karşılık verip ellerini kabanın cebine soktu, yoluna gidiyor. Akşam vakti gökyüzünde dolunay. Gülden filmlere kapıyı açtı. Hoş geldiniz. Buyurun. Hoş bulduk. Hoş bulduk çocuğum. Hoş bulduk. Nasılsın Semih babacığım? Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz babacığım, anneciğim. Dur eğilme, eğilme. Hiçbir şey yapma. Eğilme, yorulma. Ben şu bardakları koyayım tamam zaten. Sen mi koyuyorsun bardakları? Evet anneciğim. Evet. Bir şey kalmadı zaten. Ha. Evet, sen dinlen. Tamam. Buyurun, 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 buyurun. Tamam, buyurun. Sen mi hazırladın o şeyi? Evet, evet. Ne? Valla, neden? Ona ne vereceğim? Yardım ediyor bana. Anneciğim yardım ediyor. Hoş geldiniz Erkut'cum, hoş geldin. Hoş bulduk. Yenge merhaba. Hoş geldin Çağatay. Abi ne haber? Bir yap şu bardakları. Canım. Ne kadar çok tabak bulundu öyle. Başka kim yiyecek? Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Buyurun oturmayın. Rıza ile Emel pastanenin köşesinden sokağa döndüler. Rıza bak gördün mü iyi oldu gittiğimiz ha. Ya benim çocuğum yazım bozuk değil. Ya doktor bir derece miyopsun dedi ama. Ya işte bir derece mi? Bir derece ne var? Yani yeteri kadar görebiliyorum demek ya. Yeteri kadar görüyorum ben, bir şey yok. Sana gözlük almamız lazım Rıza. Bana gözlük müzlük almamız lazım değildir ha. Heh, bir de onunla dalga geçsinler. Ya Rıza'cığım niye dalga geçsinler? Bu gayet normal bir şeydir. Ya bunun neresi normal bir şey? Cüzdük bu, cüzdük, 400. Neresi normal bunun ya? Ooo başkomiserim, başkomiserim. Cüzdük konusunu açma, cüzdük konusunu açma. Efendim nasılsınız, iyi misiniz? İyi akşamlar yenge. İyi akşamlar. İyi akşamlar, iyi akşamlar. Yahu böyle sizi... Ne güzel görmek el ele, kol kola böyle sokaklarda. Maşallah de ya. Sağ olasın, sağ olasın. Yenge, bir dahaki atış talimine siz de gelin. Hem destek olursunuz bize, hem belki de siz de atarsınız. Rıza, dur sakin ol. Ama başkomiserim, niye oyun bozanlık edirsiniz ki yani? Şimdi ben de atamazsam benimle dalga geçecektiniz. Sen kaşınısın ha. Rıza, yine koştum bak düşersin, dikkat et.
Ahmet kulağında bir şeyler fısıldayınca Ergun gevrek gevrek duruyordu ki Behlül'ün dik bakışlarını görünce toparlandı. Başka kim gelecek gelecek? Biri var mı? Bak doğru söyleyin. Var mı başka? Geldiler bile. Otur lütfen otur. Ben bakarım. Ahmet, ben bakayım. Ahmet. Kim geldi diyorum? Hoş geldiniz. İyi akşamlar kızım. Hoş bulduk. Yola düştük yani. Buyur. Tamam, gel şunu oturayım ya. Ceketinizi alayım. Biz ben alsaydım annenin ceketini. Babacığım hoş geldiniz. Anne, gelsene içeri anneciğim. İçeri. Necla. Biliyordunuz değil mi? Aa, anne yok valla ben bilmiyordum. Ben? Baba bana da sürpriz oldu yani. Necla. Aa, ayıp oluyor şimdi. Kurbanlık koyun gibi çekiştirip duruyoruz. Anneciğim lütfen. Lütfen anneciğim. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Muzaffer Bey, iyi akşamlar ya. Burhan Rukiye de kalktı. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Cümle tokulaştılar. Çağatay ayaküstü yazıyor. Evlilikte anneler çok önemli. Ne yapsak aşkım? Yemeğe. Evet yemek, yemeğe buyurun. Hadi buyurun yemeğe geçelim. Buyurun. Hadi anneciğim gel. Çağatay, Şahin siz şöyle ek masaya lütfen. Buyurun. Ek babacığım. Masa mı? Evet ek masa. Geç abi sen. Ya biz niye ek masa? Ya. Ek masa orta sehpa. Güzel kızım ellerine sağlık. Çok güzel bir sofra hazırlamışsın. Biri söylesin. Sofrayı Ahmetciğim hazırlamış. O yüzden bu kadar güzel. Ben bozularak Ahmet'e döndüm. İlk gol Rukiye Spor'dan geliyor. 1-0 oluyor. Ne fark eder? Yemeği de Güldenci mi yaptı? Tabii Ahmet'in yardımıyla. Canım benim çok yardımcı oldu. Sağ olsun. Bütün gün araba tepesinde. Canım benim. Biri söylesin. O araba bütün gün kapının önünde sokakta duruyor. Karşılık geliyor. 1-1 oluyor. Muzaffer Beyciğim ya. Nasılsınız görüşmeli? Ne yapıyorsunuz? Vallahi Sevmiciğim yeni bir işler bakmaya çalışıyorum. Zor biliyorsunuz. Emeklilik sıkıntılı. Evet ya çok sıkıntılıdır da. Ben muhtarlık sayesinde... Rahatladım biraz. Muhtarlık kurtardı beni ya. Gerçekten. Tabii siz de haklısınız Fehmi Bey. İnsan biraz rahatlamak ister dışarı çıkıp da. Bir kontrat alıp 2000 oluyor. Şimdi... Anneciğim senin çorban boşalmış. Onu ben alayım lütfen boşu. Çok güzel olur. Çok isabetli olur. Bir de şu masadaki... Boşları bir toplarsak çok iyi olur. Al çocuğu. Dur beraber koy yavrum, koy yavrum. Ay ben alayım anneciğim, ben alayım. Tamam bırak, ben hallettim. Tamam. Hayır ben oğlum, çocuğum Allah Allah, eski köy yeni adet, ne alakası var? Sen niye alıyorsun? Sen otur yerine. Ben alırım. Senin yorulmaman lazım. Ye ya. Hamile mi yoksa? Şahin çocuk konuşuyor. Ne alakası var Şahin'cim? Belim tutuldu biraz. Belim ağrıyor. Onun için söyledi Ahmet. Ama ben götürseydim sen yorulun. Ben götürürüm. Sen otur bir daha da kalkma. Zaten olmaz. Sorun var. Olmaz. Beli ağrıyor. Canım bir sorun varsa asla benim kızımda değil. Bazı karşıdan tekmeli der bunu. Yani Ahmet'in de kapı gibi raporu var. Sus. Ne raporu? Yuralak raporu. Şey raporu. Yuralak raporu ya. Yuralak. Ahmet abim 10.000 bakıma girmiş de. Ondan sonra motor, yürüyen aksam hepsi gıcır gıcır bir görseniz var ya. Şahin kapa çeneni. Pardon baba. Ha işte. Buyur bakalım. Getir. Kocacığım raporu şöyle bir masanın üstüne herkes görsün. Ya Rukiye, sofradayız ya. Allah Allah ne gerek var? Yok, çerçeve yap. Böyle asmak lazım o raporu. Böyle asacaksın onu bak. Oo, yine gol geliyor. Eniştem de yaptı ya. Şeyi, 10.000 bakımı. O da yaptırmış ya. Ama onda biraz sıkıntı bir şeyler var ama ben daha çözemedim. Evde bakıyorum, kontrol ediyorum yani. Çözemedim. Ya duyduk Fehmi Beyciğim. Büyük geçmiş olsun. Ya çok zor yani. Zor bir hastalık. Masur. Beni gözlerini belerterek Ahmet'e baktı. Evet, evde huzur olmayınca her türlü hastalık bela gelir bulur adamı. Ahmet'in haberliğe koşuyor.
ama bak. Anneciğim ekmek, ekmek alır mısınız? Ekmek, biraz salata, bak bu patlıcan söğüt. Çok lazım. Al. Nuki, sen ağzın boş kalmasın ya. Aşk bir kişide başlar, iki kişiye yayılır. Evlilikte bütün bir kalabalığa ve kaosa dönüşür. Birden Ahmet'in neşesi yerinde. Güldenciğim, çok güzel olmuş. Tavuk dolman, eline sağlık yavrum. Anneciğim, afiyet olsun. Çok beğendim Güldenciğim, ellerine sağlık. Çok güzel olmuş. Erguncuğum, canım bak, sen vallahi nazar değmesi çok şanslısın. Yemek konusunda çok şanslısın. Nazlım çok güzel yemek yapar. Çok güzel şeyler. Böyle şeyler tabii bir anneden kıza geçtiği için. Nazlım'ın elinden zehir olsa yerim ben, değil mi Nazlım? Ay canım benim, ay canım benim. Onu bile güzel yapar, onu bile çok güzel yapar canım işte. Ne yapsın artık Gül dedim de. Ay ona da kıyamıyorum. Ona da kıyamıyorum. O da ne gördüyse onu yapacak bir şey yok. Necla, ekmek. Ekmek alır mısın canım? Ya Ahmet'im, size şuraya bir çocuk oturtun da artık vallahi. Biz de severim. Oturturuz, oturturuz. Hele bir tutunsun. Evet. gençler, siz ne zaman evleniyorsunuz? Biz işte kısmetse... Nazlı'nın okulu bitince, bitince. Sen yorulmuyorsun, lütfen yorulma. Şahin bakın, Şahin aç yak. Aa, daha ustanın çok işi var, çok. Ne işi var ayol? Şahin karşısında avukatı görünce kapıyı geri kapattı, tekrar açtı. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Hadi aramıza. Hoş geldiniz. Hoş bulduk, hoş bulduk. Kusura bakmayın, rahatsız ediyorum. Ergun Plak Bey kardeşime bir iki şey imzalatmam lazım da. Şey için. O zaman şöyle geçelim biz. Şöyle geçelim biz. Demek beni aradınız. Ne işim var burada? Belgeleri hemen postaya vermem lazım da. Boşanma avukatı değil mi? Bana kartvizitini vermişti. Boşanmada markadır. Bravo, tam üstüne bastınız. Unutmamışsınız, tamam. Tebrikler. Muzaffer, boşanma avukatının kartviziti sende ne arıyor Allah aşkına? Ay Allah'ım ya, tabii ne yapacağım? Denize düşen kartvizite sorulmuş. Soyalım. Kim boşanıyor Ergun? Annemle babam. Annemle babam boşanıyor. Ay niye haberimiz olmadı bize? İşte, şiddetli geçimsizlik. Yani onlar da tabii şey için tabii çocuklarıyım diye işte benim kimde kalayım, vesayetim kime kalayım, kimin olayım onun için. Ay. Sen kimle kalacaksın Ergun abi? İşte. Ya hadi biraz çabuk imzalayın, daha Almanya'ya göndermem gerekiyor. Almanya mı? Almanya'da yatırımı varmış. Mıştır babamın. Onun şeyi için oraya göndereceğiz de işte. Tatsız tuzsuz şeyler. Tamam. Hadi, hadi bakalım. Nasıl işkillendi? Haydi. Siz hiç merak etmeyin. Ben birkaç aya bu işi halledeceğim. Siz de bir rahat nefes alacaksınız. Öyle deme ama öyle deme. Niye rahat nefes alayım ben? Ben burada üzüntüler, anamla babamın şeyine, derdine düşmüşüm. Ya ama siz de bir karar verin. Siz de bir gidin ya artık. Hadi. Biraz kalmaz mıydınız? Tavuk var fazla. Yok. Niye? Kötü müydü? Gülden idrak edememiş gibi şaşkın kaldı. Şaka yaptım ya, şaka. Hediye. Ya tamam. Tabii ki yiyeceğim. İnsan boşamaktan bütün gün inanın bir lokma bir şey şey yapmadım. Tabii ki. Gülmedim. Şey yapamadım. Evet. Otur. Yormuyorsun kendini. Hayır. Tamam. Ben hallederim. Nerede tavuklar? Tamam. Bebek tutunsun diye işaret edip kolunu sıvazladı. Avukat Feda yemeğini orta sefada yemiş. Ağzını sildi. Tavuk fena değil. Afiyet olsun. Ama yemekler böyle giderse... Ahmet Bey, en iyisi ben size kartımı vereyim.
Siz bu kartı ihtiyacı olan bir başka birine verin Fedai Bey. Dicle alıp Fehmi'ye uzattı. Fehmi Bey buyurun. Necla. Sen ne yapacaksın bunu canım? Bu kart ihtiyacı olanı budur efendim, merak etmeyin. Muzaffer Bey bakın sizde iki tane kartım oldu. Artık konuşmanın zamanı geldi. Avukatlık ücretlerim makuldür. Bana bakın, benim kart vizite falan ihtiyacım yok. Ben boşanmak da istemiyorum. Al kartını. Ben alayım o kartı, bittiyse de işiniz ben... artık ben... Tabii Muzaffer amca. Ben artık sizi de geçireyim, kendim de geçir şuradan. Sizi de bu arada geçirmiş olayım. Hadi bakalım. Ama... Hadi bittiyse işiniz. Çünkü biz burada mutlu bir aileyiz. Öyle boşanma avukatına falan da ihtiyacımız yok. Mutlu tamam mı? Mutlu ya. Ben insanın gözünden anlarım, gözünden. Çiftlerin arasındaki gerginliğin kokusunu alırım ben ya. Mesela bu masada büyük bir sorun var. Muhtemelen kayınvalideler arasında. Siz ikiniz bir şey saklıyorsunuz. Ergun Bey, sizin evlilik zaten... tamam, yok senin durduğun hata burada artık, sen tamamsın artık. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Hadi güle güle. Haberleşmek selametle. Siz ne saklıyorsunuz bakayım çocuğum, ne oluyor? Adama bak ya. Allah Allah, sinir etti hepimize. Kusura bakmayın. Kaç skor? Ergun bana doğruyu söyledi. Neden geldi bu avukat? Söyle bana ya. Neden gelsin canım? Neden gelsin ya? Evet, biz yani bir şey saklıyoruz ama... ...burayı size bir şey için çağırdık. Yani bu davetin bir amacı vardı. Ben biliyorum o amacın ne olduğunu. Ne? Tuzak kurdunuz. ya evet tamam, tuzak kurduk. Tamam haklısınız ama siz de bizi buna mecbur ettiniz yani. Birbirinizle konuşmamanız bizi çok rahatsız ediyor. Ya bakın biz evlendik, çok mutluyuz ama ailelerimiz böyle görüşmediği müddetçe nasıl mutlu olabiliriz? Lütfen artık bu kırgınlığa bir son verin. Yani siz görüşmeyince biz de bir şekilde etkileniyoruz bundan. Bize de yansıyor. İster istemez taraf oluyoruz ve mutsuzluk oluyor. Anne, anneciğim, lütfen. Ya anneciğim, anneciğim ya bakın tamam kötü bir yemek yaptım gene ama... ya bari kötü yemeğe değsin yani, lütfen. Evet ya, hazır gelmişken bu sorunu çözelim tabii ya. Evet, çözelim artık yani. Hanımlar... Ya gerçekten neden konuşmuyorsunuz? Ruhi, şimdi siz benim bildiğim epeydir, aylardır konuşmuyorsunuz. Peki konu ne? Necla, sen söyle bari. Nedir? Hatırlamıyorum ki. Allah. Yok vallahi ben de hatırlamıyorum. Hatırlamıyorlar ya. Çağatay kırmızı kaplı defterine uzanıp arkasından kalemini çıkardı. Hayat, evlilik ve hatta aşk bazen niye yaptığımızı bile unuttuğumuz bir güç mücadelesi.